Merhabalar sayın seyirciler. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Doktor Ayşe Kaya Göktepe. Her hafta olduğu gibi alanında uzman konukları aile çatısında sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bu hafta aile çatısında tek ebeveynli aileler konusunu tüm detaylarıyla yine her hafta olduğu gibi iki uzmanla birlikte değerlendiriyor olacağız. Birinci konuğum psikolog Cihan Uluç, ikinci konuğum ise yine psikolog Ayşegül Biroğlu Hanım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım, hoş geldiniz Cihan Bey. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Nasılsınız Ayşegül Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Bizler de çok iyiyiz. Davetimize icabet ettiniz. Daha da iyi olduk diye. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Siz nasılsınız Cihan Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Daha önce pek çok kez yine yayın yapmıştık. Evet. Artık stüdyomuza misafir olmaya alıştınız siz de diyelim. Kendi evimde gibi hissediyorum bazen böyle. Çok teşekkür ederiz biz de icabet ettiğiniz için. Biz de sizinle yayın yapmaktan çok memnuniyet duyuyoruz. Şimdi konumuz tek ebeveynli aileler ve pandemiyle birlikte malumunuz boşanma oranlarında bir artış oldu. Ve bununla birlikte tek ebeveynli ailelerin sayısında da artış var. Ancak tek ebeveynli aile boşanmayla birlikte oluşan aile değil sadece. Başka tipleri de var. Dolayısıyla önce bir tek ebeveynli aile tipleri nelerdir ele alalım istiyorum Cihan Bey izninizle. Daha sonra da istatistiklerle tek ebeveynli aileye yol açan faktörler neler devamında konuşuyor olacağız. Buyurun lütfen. Öncelikle sizin yaptığınız girişteki gibi yani en büyük oran aslında boşanmayla gerçekleşen tek ebeveynli aile durumuna düşme durumu söz konusu. Diğer önemli husus vefat durumundan kaynaklı anne veya babanın kaybının yaşadığı ve işte çocuklar ve diğer hayatta kalan eşin devam ettiği aile tipi var. Yine diğer tek ebeveynli aileyi oluşturan ögelerden bir tanesi eşlerin ayrı yaşaması sonucu çeşitli vesilelerle, yani bu bir cezaevi durumu söz konusu olabilir, bir eğitim durumu söz konusu olabilir, işte yüksek lisans, doktora, yurt dışı eğitim durumu olabilir. Yine diğer tek ebeveynli aileyi oluşturan nedenlerden bir tanesi de evlilik dışı birliktelikten doğan çocuklar ve ilişkinin devam etmemesi, yani buradaki çiftin ayrılması ve ilişkinin devam etmemesi sonucu oluşur. Yani boşanma sadece aslında tek aileyi oluşturan faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla özellikle ben de yayını hazırlarken sizinle de istişare ettim. Tek ebeveynli aile deyince boşanma ve ölümü düşünüyor zihnimiz doğrudan. Halbuki geçici koşullara bağlı da tek ebeveynli aile oluşabilir. İşte bir eğitim sebebiyle ya da bir cezaevi süreci gibi, yani ya ani ya da bir takım ailenin gelişimsel durumlarına ya da finansal tercihlerine artık nasılsa bağlı olarak ebeveynler bir dönem çocuklarıyla kalıp diğer ebeveynle onlardan uzakta kalıyor olabilir. Tabii böylesi bir durumda çocuklarla birlikte kalana olduğu kadar gidene de stres oluşturuyor. O yüzden bugün onları detaylarıyla işleyelim istiyoruz ama öncelikle bir istatistiklere bakalım. Türkiye'de istatistiklerle tek ebeveynli ailelere baktığımızda nasıl bir artış var? Yıllara göre baktığımızda TÜİK bir sınıflandırma yapmış. Şimdi arkadaşlarımız birazdan arkaya yansıtıyor olacaklar. Tek ebeveynli ailelerin artışında son 10 yılda bir artış görüyoruz. 2015 yılında 1.690.201 aile tek ebeveynliyken 2019 yılında 2.209.271 ailenin tek ebeveynli olduğunu görüyoruz. Yaklaşık bir 600-700 binlik artış söz konusu ki bu 2019. Pandemiyi de işin içine katarsak muhtemelen bu 2.219.000 yükseldi. Dolayısıyla bu tek ebeveynli aileye dönüşüm sürecinde etkili olan faktörleri de ele almamız faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Burada izninizle sözü size vermek istiyorum Ayşegül Hanım. Neler düşünüyorsunuz? Neler tek ebeveynli aileye yol açıyor sizce? Aslında ilk başta bence ekonomik özgürlüğün birazcık daha kadın ve erkek konusunda eşitlenmesi. Bu aslında etkenlerden birisi. Diğer sebeplerde de yani biraz psikoloji kısmına baktığımızda psikolojik altyapı, yani kök ailede yaşanan problemler, işte aile içerisinde şiddet, aldatılma gibi durumların olması ya da dediğim gibi ilişkilerde çiftlerin anlaşamaması, kadın erkek rollerinde anlaşamama durumları olabiliyor. Ama büyük oranda bakıldığında istatistiklere de ekonomik özgürlüğün eşitlenmesi, kadın ve erkek arasında eşitlenmesi olarak gözüküyor. Peki şimdi bu veriler ışığında Türk aile yapısının değiştiğinden bahsedebilir miyiz? Yani orada da yine bir aslında istatistik tablomuza bakarak aile yapısının değişimine yıllar içinde baktığımızda nasıl bir değişim geçirmiş? Belki onu bir istatistiklerle görüp sonrasında da bunun da etkili olan faktörleri detaylarıyla değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Aile yapısının değişimine baktığımızda 1968 yılında %59.6 oranındayken çekirdek aile 2006 ve 2016'ya vardığımızda %69'luk bir orana yükseldiğini görüyoruz. Birazdan arkadaşlarımız yine yansıtıyor olacaklar aile yapısının değişimini. Dolayısıyla dağılmış aile %58 artarken çekirdek aile %11 artıyor. Dağılmış ailenin %58 artması 1968'den bu yana çok büyük bir rakam aslında baktığımızda. Neden aile dağılıyor? Aileyi dağıtan faktörler neler? Hem bunun araştırılması hem de bu faktörlere yönelik de belki önleyici müdahalelerin yapılması gerekir diye bir fikirde bulunmuş olalım. Neler sizce ailenin dağılmasına yol açıyor? Bir tanesi işte kadın ekonomik özgürlüğünü kazandığı için ve kendine bakabildiği için dediniz. Kendi işine devam edebiliyor ve istediği yerde ben devam etmeyeceğim bu evliliğe diyebiliyor dediniz. Başka hangi faktörler aileyi dağıtıyor olabilir Cihan Hocam? Şimdi burada belki bir hani geniş aileden çekirdek aileye geçişimiz, çünkü tarihi bir istatistik verdiniz aslında. Burada bir geçiş süreci olduğu açık. Bizim de özellikle şehirleşme, yani Türkiye'nin hikayesine baktığımızda aslında bir şehirleşme hikayesiyle de örtüşüyor. Burada geniş ailenin çekirdek aileye doğru evrildiğini görüyoruz ve buna bağlı aslında bir takım problemler de ortaya çıkıyor. Ve artık daha yalnızlaşan, daha kendi içinde bir şeyleri yürütmek durumunda olan, daha fazla belki sorumluluk üstlenen. Çünkü geniş ailede en azından çocukların bakımı konusunda zaman zaman konuşuyoruz. Rahatlıkla dağıtılabilecek sorumluluklar varken burada sadece anne babaya doğru yüklenen bir durum söz konusu oluyor ve daha yalnız ve daha küçük bir aile formatıyla karşı karşıyayız. Tabii ki buradaki hani bu ailenin dağılmasını inceleyecek olursak işte bahsettiğimiz gibi kök aile sorunları, daha önce de konuştuğumuz gibi, ya da işte aldatılma gibi ya da şiddet gibi bir takım etkenler bu ailenin dağılmasına neden olabiliyor. Aslında kısaca özetlediniz. Dediğimiz gibi, en başta da belirttiğim gibi, belki de sahaya çıkıp bunun daha detaylı araştırılması ve buna yönelik de hem koruyucu faktörler artırımına yönelik bir proje, hem de belki bu projenin sonucunda da yine bakanlık nezdinde bir koruyucu proje, aileyi koruma üzerine bir projede geliştirilebilir diye altını çizmiş olalım. Şimdi boşanma sonucu oluşan tek aile dedik ki izleyicilerimizin de şu anda birçoğu muhtemelen tek ebeveyn deyince boşanma sonucu oluşmuş tek ebeveynin aileyi düşünüyor. O yüzden buradan bir açılış yapalım istiyorum. Bir boşanma gerçekleştiğinde tek ebeveynli aile özelinde önce ele alacak olursak ne tür problemler yaşanıyor? Sosyal, psikolojik, ekonomik. Önce ekonomik anlamdan bahsetmek istiyorum. Ekonomik açıdan kadın için de erkek için de yükün ekstra kadının veya erkeğin üstüne binmesi anlamına geliyor. Kadın nezdinde biraz ele almam gerekirse, evet, bir boşanma durumunda erkek kadına gerekli desteği sağlayabiliyor ama ev ekonomisini idare etme kısmı ve çocukların ekonomik idaresini sağlama kısmı tek başına kadının veya erkeğin üstüne yüklenince çok yük büyük hale gelmiş oluyor. Sosyal anlamda açıklamak gerekirse de tek ebeveyn, yine kadın üstünden gideceğim. Çünkü yapılan araştırmalarda da erkekler üstünde çok fazla spesifik örnekler yok açıkçası. Kadınlar üstünde de sosyal anlamda önce kendileri bu psikolojiye giriyorlar zaten. Yani kendilerini dışarıdan soyutlama, işte günlük yaşam becerilerini yetiştiremedikleri için kendi kendilerini dışarıdan soyutluyorlar. Daha tabii geniş çerçeveye de alınabilir. Psikolojik anlamda da eğer kadında veya erkekte özellikle bağlanmayla ilgili bir problem varsa, boşandıktan sonra bir ben yalnız başıma ne yapacağım, yalnız başıma nasıl hayatı idame ettirebilirim kaygısına gidiyor kadın veya erkek. İşte onunla beraber anksiyete, kaygı bozuklukları, depresyon beraberinde gelebiliyor. Tabii daha geniş de açıklanabiliyor. Siz neler eklemek istersiniz Cihan Hocam? Ayşegül Hanım biraz daha kadın nezdinde açıkladı. Evet, evet. Bir erkek keza yine tek ebeveynli aile olarak devam ediyor olabilir yolculuğuna. Çünkü annenin psikopatolojik bir problemi olduğunda ya da annenin çocuğu bakabilecek koşulları yoksa bazen mahkemeler babalara da çocukları veriyor. Evet. Sıklıkla annelere verildiği için önce kadın nezdinde baktık ama babalar özelinde de tek ebeveynli kalabiliyorlar. Bazen bir çocuk, bazen birden fazla çocuğa bakması gerekebiliyor. Bazen erkek evlenirken, bazen evlenmeyebiliyor. Dolayısıyla boşanma sonucu tek kalan o ebeveyn neler yaşıyor özellikle erkek özelinde? Şimdi erkek özelinde oran daha az olsa da aslında yine benzer bir ekonomik durum söz konusu. Eğer ki eş hele burada çalışıyorsa aslında hani oradaki aileye giren gelirin yarı yarıya düşmesi demek ve aile hasta standartını buna göre oluşturmuş oluyor ve çocuklara işte eğitim olsun ve diğer sosyal imkanları buna göre sağlamış oluyor. Belki psikolojik tarafından bakabiliriz. Yani hep onu diyorum, birleşmek ve bağlanmak ne kadar değerliyse aslında ayrışabilmek ve ayrılabilmek de o kadar kıymetli ve önemli bir beceri. Burada hani erkeğin belki yaz sürecini ve o, çünkü bunun negatif örneklerini de görüyoruz. Bir boşanma kararı oluyor fakat halen ilişki bir türlü devam ediyor veya hala işte belki taciz noktasında bu devam ediyor vesaire. O yüzden burada hani ayrışabilmek ve hani yas için birçok şeyi tutabiliriz. Yani hayattaki tüm kayıplarımız için yas tutabildiğimiz gibi aslında boşanmada eşimizin kaybının da yasını tutmak çok önemli. Belki hani o yas sürecinden de böyle bahsedebiliriz. Erkeğin veya kadının, hani burada cinsiyet özellikle değil ama çünkü o yas süreci ve ayrışma süreci çok kıymetli burada. Hayatın devam edebilmesi, sağlıklı devam edebilmesi açısından. Yas sürecini açmayı ben de önemsiyorum. Evet. Çünkü bir erkek özelinde baktığımızda şimdi kadınlar boşandığında daha ziyade, hani geneli konuşuyorum tabii ki de, tabii ki istisnalar var ama çocuklarıyla devam etmeyi seçerken evlenme daha sonra gelen bir faktör oluyor. Ama bir erkek boşandığında kendisinin belki de çoğu zaman karar vermesine bile imkan tanınmadan hemen evlendirilmeye çalışıyorlar. Ya da tersi, bir kadın boşandığında kesin sende bir hata var, o yüzden boşandı senden gibi bir algı ile etiketlenirken aslında erkekler de etiketleniyor. Yani boş ver, biri gider biri gelir gibi bir fikir olsa da bu sefer de o kaybının yasını yaşamasına izin vermediklerini görüyoruz. İşte hemen sen evlenirsin, hemen işte başkasına yönlen gibi ya da hemen bir kadın bulmaya çalışma, bir yara bandı ilişki oluşturma. Belki biraz bunu açarsak iyi olur. Yani bir erkek yasını tutamadığında ya da işte o süreci geçiremediğinde, hemen evlendiğinde, tamam bazı zorunluluklar hariç, bebek olabilir, işte annesi ölmüş olabilir. Bunu kastetmiyorum. Boşanma özelinde konuşuyoruz. Neler oluyor? Yani bir erkek o yara bandı ilişkinin içine girdiğinde kendine neler, nasıl bir zarar vermiş oluyor? Aslında şöyle bir şey, şimdi boşanmaya götüren nedenleri eğer ve bizim bundaki payımızı çok iyi değerlendirmediğimiz takdirde aslında benzer döngüyü tekrar yaşama ihtimalimiz var. Yani bu kadınlar için de geçerli aslında. Yani bizi boşanmaya neler götürdü ve bundaki benim payım neyi sormadan, aslında yas süreci de bunu içeriyor. Yani yas süreci aslında bir şeylerin yerli yerine oturması sürecidir. Dolayısıyla buradan hani gerekli dersleri çıkarmadan kendiyle ilgili, çünkü neticede evet yani orada çocuklar var, bir acil bakım durumu söz konusu fakat hani yeni ve hatalı bir ilişki tekrar bir travmaya yol açabilir, tekrar bir ayrılığa veya daha kötü sonuçlara yol açabilir. Bir de şey eklemek istiyorum Ayşe Hanım, az evvel dediğiniz hani erkek açısından şöyle bir durum var, hani o dağılan roller itibariyle aile daha çok, baba daha çok dışarıda olan ve dışarıya dönük tarafı ailenin ve eve ekmek getiren taraf. Tamam, ekonomik durum çok önemli kadın nezdinden baktığımızda fakat işte oradaki çocukların bakımı ve evin organizasyonu kısmı aslında orada işte anne gittiğinde oradan bir şekilde çekildiğinde çok büyük bir aslında şey kalıyor orada, bir problem alanı kalıyor. Ve hani normalde bu paylaşılmış bir alanken ya da paylaşılmış bir yükken bu da babaya kalıyor. Baba için genel itibariyle tabii ki istisnaları, güzel istisnaları ve örnekleri var fakat yani ev işleri, yemek yapma, çocukların bakımı, onların ihtiyaçlarını görme ve giderme aslında bu yabancı olduğu bir alan oluyor. Ve orada bazen bu tabii ilişki dinamiklerine de bakmak lazım. Bazen anneler, daha önce yayınlarımızda da konuşuyoruz, daha fazla koruyucu ve daha fazla hani orada babaya alan açmamasından kaynaklı da olabiliyor. Fakat hani orada hiç tanımadığı ve bilmediği yabancı bir dünyayla karşı karşıya kalması demek. Ekonomi ne kadar yani ekonomik güç ne kadar olursa olsun, yani orada devamlılık sağlansa dahi aslında burada yine büyük bir sorumlulukla karşı karşıya kalıyor. Kesinlikle ve her kayıp aslında, yani şöyle diyelim, her bitiş başlangıcı, her başlangıç da bitişe gebedir. Boşanma bir bitiş ama orada yeni bilmediği bir başlangıç var. erkek özelinde baktığımızda bu kadın için de geçerli aslında. Kadında yas süreci nasıl işliyor peki? Yani kaybedilen eş, sonuçta üzülüyoruz. Ne kadar kızsak da, ne kadar bir ilişkiyi bitirmeye karar versek de kadınlar olarak baktığımızda birçok kavgada da öyledir. Hani seni istemiyorum, boşanacağım der. Aslında orada şey demek istiyor, benimle ilgilen, gitme diye. O yüzden çift terapilerinde de hep konuşuruz. Boşanma kelimesini kullanmayın. İsteğinizi söyleyin eşinize. Yani ilgilenmesini istiyorsanız açık açık söyleyin. Bu tür manipülasyonlarla üstünü örtüp benimle ilgilen dediğinizde o zaman boşanalım diyebilir karşınızdaki. Siz boşanmayı istiyor musunuz? Aslında istemiyorsunuz. Şimdi boşanmaya yol açan sebepleri konuşacağız ama oraya bir virgül koyarak kadınlar bu yas sürecini nasıl yaşıyor? Çünkü hastalıkta, sağlıkta deyip evleniyoruz. Yıllarca belki hayal kuruyor. Belki gerçekten çok aşık olarak evleniyor. Özellikle genç yaşlarda evlenenler özelinde baktığımızda çok uzun bir ilişki geçmişi var. Ne kadar yatırım yaptıysak o kadar canımız acıyor çünkü. Neler eklemek istersiniz? Kadın bu yas sürecinde neleri nerelere koyarak yerleştirip kendini toparlıyor? Kadınlar aslında erkeklere göre bakıldığında daha duygusal düşünebiliyorlar. Zaten ilk başta bir şok dönemi yaşanıyor. Hani neye uğradığını şaşırma durumu. Sonrasında da iki seçenek var aslında. Ya karşı tarafı suçlayarak durumu böyle normalleştirmeye çalışma. Benim bir suçum yoktu, onun yüzünden oldu. Ya da ikinci, üçüncü şahıslar varsa işte onlar karışmasaydı böyle olmazdı. Ya da kendini suçlama. İşte bu da bizim hep el alem kaygımızdan kaynaklanıyor. Şimdi insanlar benim için ne düşünecek? Yani aslında biz çok fazla duygu odaklı düşünmekten ziyade yine çevreyi düşünmeye başlıyoruz. İnsanlar benim hakkımda ne söyleyecekler? Ya da ben hak ettim, o yüzden böyle oldu. Yani kendini suçlamaya yönelik problemler ortaya çıkabiliyor. Yani ortada bir sorun varsa ve ben bunu çözemiyorsam o zaman burada suçlu herhalde benim ki bunlar başıma geliyor gibi çarpıtılmış bir şekilde öfkeyi kendine yönlendirdiğini görebiliyoruz. Bu da tabii çocuklara da yansıyor ister istemez. Bir de anne ve çocukları bir bütün olarak düşünmeye eğilimliyiz. Aslında anne de orada eşini kaybetmiş. Yani bir zamanlar sevdiği birisiydi, her ne kadar anlaşamıyor olsa da. Dolayısıyla çocuklar başka bir bütün, eş başka bir kısım. Dolayısıyla bunun ayrımını yapmak da çok önemli ve bundan dolayı üzüntü hissetmek ve üzüntü hissettiği için suçluluk hissetmemesi, onu önlemek için belki bunun normal olduğunu söylemek. Çünkü kriz anında en çok ihtiyacımız olan şey, biliyor musun, bu hissettiklerin normal, çok normal dediğimizde aa evet ben de herkes gibiyim ve bir rahatlıyoruz. Dolayısıyla bu çok normal, çok kilit bir ifade birçok şeyde. Şimdi boşanmaya neler yol açıyor? Evet, birçok şey var, birçok istatistiksel veri var. Şiddet bunlardan birisi ama en önemlisi var. Siz de klinikte çalışıyorsunuz, siz de çalışıyorsunuz keza. Hem kendi karşılaştıklarınız hem de araştırmalardan okuduğunuz kadarıyla boşanmaya yol açan sebepler neler? Şimdi bu ana mesele aslında şiddet, işte aldatılma, kök aile sorunları dediğimiz sorunlar aslında çok temel meseleler. Hatta eğer bunlara devam eden bir durum söz konusuysa önce onu halletmeye çalışırız ve sonra ilişkiyi çalışırız genelde aile ve çift terapisinde de. Burada aslında hani iletişim başlığı altında belki konuşabiliriz. Yani bir defa boşanma aşamasına gelen çiftlerde aslında büyük bir hayal kırıklığı ve öfke durumu söz konusu oluyor. Çünkü aslında evlenirken çok büyük bir beklentiyle evleniyoruz eşimizle. Zaman zaman değiniyoruz bunlara ama yani aslında o çocukluk yaralarımızı veya o hani şey kalan oradaki içsel çocuğumuzu iyileştirecek kişiyle evlendiğimizi düşünüyoruz. Fakat süreç içerisinde birçok şey yaşıyoruz. Yani evlilik çok dinamik bir şey ve çok fazla etkileşimi olan da bir şey. Yani böyle eşimizle 1 saat 2 saat değil, birçok alanda da beraberiz. Yani hem ilişkimizde beraberiz, hem çocukların bakımı, hem ekonominin idaresi vesaire. Dolayısıyla oradaki aslında benim gördüğüm en azından son zamanlarda büyük bir hayal kırıklığı ve bunun sonucunda doğan öfkeden kaynaklı aslında bir noktaya geliyor. Yani ihtiyaçlarımız karşılanmadığında ve bu devam ettiğinde, evet bunu çocukken buna boyun eğdik ya da bunu kabullendik bir türlü. Fakat yetişkin olduğumuzda artık bunu istemiyoruz ve bir seçim yapmak durumunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla bu da bizi boşanmaya doğru götürüyor. Evet, biz evlenirken çoğu zaman aslında evlendiğimiz kişiyle mi, yoksa hayalimizdekini evlendiğimiz kişiye bir elbise olarak mı giydirerek evleniyoruz? En büyük soru. Bu yüzden evlilik öncesi danışmanlıklarda o gerçekçiliği, evlilikten beklentileri ve biz kültürünü oluşturabilmeyi önemsiyoruz. Çünkü ailede biz kültürünü oluşturabilmek gerçekten çok önemli. Burada belki izleyicilerimize hatırlatmamız gerekir. Geçmiş bölümlerimizde ailede biz kültürünü detaylı olarak bir yayında işlemiştik. Onun detaylarına o bölümü izleyerek ulaşabilirler diyerek de ek bilgi vermiş olayım. Çünkü o biz diye bir takım olarak kendimizi tanımladığımızda hem o bireysel ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz hem de bir ilişki inşa etmek bakımından ne kadar kim özgürlük alanından neyi verecek ve bunun karşılığında ilişki nasıl evrilecek, bunlar hep beraberce karar verdiğimiz ve dinamik süreçler. Çünkü hepsi değişiyor. Evlenirken kalpler uçarak evleniyoruz ama bir bebek oluyor. Her şey alt üst oluyor. Çünkü bu bir gelişimsel kriz aslında baktığımızda. Ve boşanma oranlarına baktığımızda da bu arada ilk 5 yıl içinde boşanmanın çok yüksek olduğunu görüyoruz. İlk 1 yıl ve 5 yıl içinde. Çünkü ilişkiyi oturttuğumuz dönem aslında. Yani herkes ben neredeyim mi arıyor. Dolayısıyla bu ilk 5 yılı bir öğrenme, bir staj evresi olarak da görebiliriz. Ama tabii şunu kastetmiyorum. Bazen şu da oluyor. Biz birbirimizi tanıyoruz. 5 yıl hiç çocuğumuz olmasın gibi erteleme eğilimi de olabiliyor. Tabii ki insanların kendi kararları. Kimse kimseye karışamaz. Lakin hani o başka, diğeri başka diyerek ya da çocuk var olan krizi çözmez. Onun da altını çizelim. Bunlar önemli mevzular. Çünkü kriz çözsün diye çocuk olduğunda boşanma gerçekleşiyor. Bu sefer boşansak da ebeveynliğimiz bitmiyor ki. Yani ölene kadar anne ve babayız bir kere çocuğumuz olduktan sonra. Bu sebeple boşanan ebeveynin yaşayabileceği bireysel psikolojik zorlanmaları biraz açalım istiyorum. Bir parça yaz sürecinden bahsettik. Yaz sürecini tetikleyen, onu psikopatolojik hale getiren şeyin boşanmaya yol açan sebepler olduğunun da altını çizdik. Şimdi biraz daha o sosyal zorlanmadan hareketle ruh dünyamızda neler oluyor ebeveynler olarak biz kaldığımızda? Yani biraz belki şeye de bakabiliriz. Çocukla kalan değil de giden kişiye de bakabiliriz. Eğer evlenmediyse onun da yaşadığı bir psikolojik zorlanma var. Kadın olarak bizim yaşadığımız psikolojik zorlanmalar neler? Mesela işte dul kadın etiketlenmesi. Neler ekleyebilirsiniz başka? Aslında şöyle şunu söylemek istiyorum. Boşanma durumunda hani en başından beri de konuşuyoruz ya, çocuk var, evet çocuk üstünden gidiyoruz ama aslında boşanan kadın ve erkek, anne ve baba boşanmıyor. Ama biz psikolojik yüklemeyi hep anneliğimiz üstünden yapıyoruz. İşte ben güçlü olmak zorundayım, ben çocuklarıma mükemmel bir anne olmak zorundayım. Onları işte eğer baba gittiyse ya da anne gittiyse onun eksik bıraktıklarını ben tamamlamak zorundayım gibi böyle yüklemeler oluyor anne ya da baba tarafından kendisine. Ama işte insanız ve hepsini bir arada kaldıramıyoruz. Bir yerden sonra güç düştükten sonra bu sefer yapmak istediklerinden daha kötü bir ebeveynlik tarzı sergilemeye başlıyor kadın veya erkek. O yüzden burada aslında kadının önce şunu sorgulaması lazım. Annelikten boşanmadım ya da babalıktan boşanmadım. Bir kadın veya erkek olarak ilişkimizden ayrıldık. Yani o birbirimizi sevme halinden ayrıldık. Biz olması gerekiyor. İşte ilk başta da söylediğim gibi eğer bağlanma stilinde bir güvensiz bağlanma ya da kaygılı bağlanma durumu varsa bu sefer kadın ya da işte erkek üstünden gidelim. Kendini suçlamaya başlıyor. Ya ben yalnız başıma ne yapacağım? İşte beraberinde kaygı bozukluğu, anksiyete bozukluğu, yoğun depresyon ya da çok uç noktalarda psikolojik problemler kendini gösterebilir. Şimdi bunları detaylandıracağız. Özellikle yalnızlaştırılma ve sosyal destek yoksunluğuna değinmek istiyorum ama ondan önce bir izleyici sorumuz var. Sosyal medya hesaplarımızdan bize sorusunu göndermiş. Şöyle söylüyor. Merhabalar, eşimle boşanma kararı aldık. 3 yaşındaki çocuğumuza anne baba ayrılığını nasıl anlatmalıyız? Bunu psikolog eşliğinde mi söylemeliyiz demiş. Buyurun efendim, hanginiz cevaplamak istersiniz? Ben başlayayım dilerseniz. Ayşegül Hanım da devamını getirir. Psikolog eşliğinde sorusu bence çok güzel. Yani bunu bir uzman eşliğinde söylemek her zaman daha avantajlı, daha korunaklı, daha sağlıklı olabilir. Ama yine hani kendileri de söylemek isterlerse burada belki birkaç şeye dikkat etmek lazım. Yaş, 3 yaş demiştiniz değil mi? Evet, 3 yaşındayız. Yaş önemli burada. Hangi kelimelerle ifade ettiğimiz önemli ama bir defa buradaki hani en büyük yanlışlardan bir tanesi bu durumu saklamak ya da görmezden gelmek ya da çocuktan bunu gizlemek aslında oluyor. Aslında çocuk algılar o kadar açık ki yani bir problemin ya da bir sorunun olduğunu aslında fark ediyor. Dolayısıyla onu saklamak değil, bunu söylemek, ifade etmek çok önemli. Onu da bu durumla ortak etmek ve karşılaştırmak önemli. Fakat tabii söylerken kelimeleri kullanmak çok kritik burada. Hani evet şu an ayrılıyoruz ama hani baban olmaya devam edecek, yine görüşmeye devam edeceksiniz, ben beraber olacağım. Sadece ayrılıyoruz ve hani orada nedeni de belki çok ayrıntıya girmeden, yaşa göre de tabii ki bu önemli. Yani sen çünkü bu yaşlarda veya biraz daha ileri yaşlarda aslında çocuk eğer iyi açıklanmadıysa kendisine anne babasının ayrılığını kendinden kaynaklı varsayabiliyor. Hı hı. Benim yüzümden oldu, ben kötü bir çocuk olduğum için ve yaramaz bir çocuk olduğum için bunlar oldu gibi algılayabiliyor. Ve buna bağlı aslında bir takım bunu telafi etmeye yönelik iyi çocuk rolüne girmeye başlıyor. İşte anne babayı bir araya getirmeye çalışıyor. Bir tartışmanın tam ortasına giriyor ve orada olmaması gereken bir rolde kendini bulabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsi göz önünde bulundurulması gereken faktörler, özellikle 3 yaş özelinde. Şimdi seyircimiz zaten sanki bir sonraki sorumuzu tahmin etmiş gibi bu soruyu göndermiş. Ben de boşanmanın çocuklar üzerinde yol açtığı etkiye değinelim istiyorum. 3 yaş döneminden bahsettiniz ama ilkokul çocuğu dönemi de var, keza ergenlik dönemi de var. Dolayısıyla boşanmış bir ailede çocuğun yaşayabileceği olası sorunlar nelerdir? Ve yaş grupları özelinde bunu nasıl açıklamalıyız? 3 yaşından biraz bahsettik ama ilkokul döneminde farklı olacak tabii ki. İlkokul dönemi için aslında genel olarak bütün dönemler için Cihan Hocam da dediği gibi duyguları ve olan durumu olabildiği şekilde, objektif bir şekilde açıklamak gerekiyor. Çünkü çocuklar kendilerine çok acımasız olabiliyorlar. Acaba benim yüzümden mi? Hatta işte eğer bir kriz anına tanıklık ettilerse işte çocukla ilgili bir şey konuşulduğunda da bu zihnine yer ediyor. O yüzden en makul şekilde açıklamak gerekiyor. Eğer çocuğun duymaması gereken bir problem yoksa işin içinde çocuğa duygularıyla birlikte durumu anlatmak gerekiyor. Okul döneminde, okul öncesinden bahsedildi. Okul döneminde yine aynı şekilde ve çocuk aslında şunu anlayabilir. Çocuğa şu söylenecek. Biz anne baba olarak birbirimizden ayrılıyoruz. Yani kadın ve erkek olarak ayrılıyoruz ama anne babalığımızdan ayrılmıyoruz. Evet işte anne ya farklı bir evde olabilir ya da baba. Evet aynı evde yaşamayacağız. Birbirimizden ayrı olabiliriz. Ama sen istediğin her an ona ulaşabilirsin. O istediği her an senin yanına gelebilir. Psikolojik olarak neler yaşayabilirler? İşte kaygı sıkıntıları yaşayabilirler. Dışarıda akran zorbalığına maruz kalabilirler bu gibi durumlarda eğer sağlam bir destek almıyorlarsa. Ergenler özelinde bu durum, ergenler biliyoruz birazcık daha duyguları uç noktada yaşayan grup oldukları için onlara da evet olabildiğince objektif bir şekilde açıklamak gerekiyor. Ama ergenlere karşı biraz ılımlı olmak gerekiyor. Yani onlar bu durumu birazcık daha öfkeli yaşayabilirler, daha içine kapanabilirler tam ters durumlarda. Anne babanın bu durumda olabildiğince sabırlı bir şekilde karşılık vermesi gerekiyor. Bir de benim önerim şu, anne babanın duygularını saklamaması gerekiyor. Yani bir öfke olabilir babaya karşı ya ama ben babana karşı öfkeliyim ya da kızgınım. İşte çocuk bunu sorgulayabilir çünkü. Olabildiğince duyguları objektif bir şekilde açıklamak gerekiyor. Özellikle ergen grubu açıklanması gerektiği taraftarıyım. Yoksa böyle sürekli duyguları bastırdığında anne ya da baba hiç olmadık yerde duygu patlamaları yaşayabiliyorlar. Bu da daha büyük krizlere sebep olabiliyor. Şimdi psikolojik zorlanmalara bir parça değindik hem çocuklar hem gençler özelinde. Bir de tabii ne yapmalıyız? Çünkü her zaman seyircilerimiz şunu söylüyor. Tamam arka planı anlatıyorsunuz. Peki biz ne yapacağız? O zaman bize ne yapacağımızı da söyleyin, doğrusunu yapalım diye. Tabii ki bir reçetesi yok bunun ama bazı temel kurallarımız var. Bunlardan bahsedelim istiyorum. Özellikle boşanmış bir ailenin çocuğunun minimal seviyede yani en düşük seviyede psikolojik zorlanma yaşayabilmesi adına ya da bunu tolere edebilmesi adına diyelim, pozitif bir yerden kurgulayalım. Ailenin neler yapması gerekiyor? Mesela okulunu değiştirmemek. Bir takım önerilerimiz var. Bize geldiklerinde de ailelere söylüyoruz. Bunlara özellikle değinelim istiyorum. Neler yapmalıyız? Ayrılma kararı verdik. Çocuklar bizde kalacak. Tamam ama çocuğumuzun bu olaydan en az seviyede etkilenmesi için boşanma kararını da psikolog eşliğinde söyledik. Sonra ne yapacağız? Aslında şeyden bahsettiniz. Yani bizim yapı diye bahsettiğimiz çocuklar için çok önemli olan şeyler. Hatta bazı yaşlarda şunu görürüz. Yani çocuklar her şeyi yerli yerinde ister. Odasında bir sandalye değişmişse ya da siz her zaman uyuturken onun başında oturuyorsanız hep o sandalyede otursun ister. Bir istikrar ve düzenlilik ister aslında. Kendini güvende hissetmek açısından. O yüzden mümkün mertebe evin aynı kalması, onun çocukluk evinin aynı kalması ve okulun aynı kalması, yani çevresinin aynı kalması önemli. Çünkü bu değişikliklerin her biri aslında, değil mi, zaman zaman konuşuyoruz. Yani işte taşınmaları muhakkak bir alırız anamnez alırken ya da işte geçmişi alırken, çünkü önemlidir. Ya da işte ev değiş, okul değişimlerini muhakkak alırız. Bu yüzden çocuğa yeni bir, bu anlamda yeni bir kaygı alanı açmamak. Tabii ki burada imkanlar nezdinde. İkincisi de hani giden ebeveynden bahsettiniz ve kalan ebeveyn var. Kalan ebeveynin tutumu da çok kıymetli. Evet, işte yas süreci belki de bu yüzden önemli. Hani bir şeylerin o duyguları, aslında yas demek şu, ona karşı duyduğumuz öfke ya da işte kızgınlık gibi duyguların da aslında artık sönümlenmesi ve hani artık tahliye olmuş ve bir şeylerin yerli yerine oturmuş olması demek. Biz yasımızı iyi tuttuğumuzda aslında ve hani ayrıldığımız eşe karşı artık negatif tutum sergilememeye başlarız. Hani genelde bunun tersi örneklerini görüyoruz maalesef, olumsuz örnekler. İşte giden işte oradaki babayı kötüleme, özellikle anne tarafının annesi, babası tarafından hani o öyle birisi yok bizim için filan. Hani onu yok sayma gibi eyleminde. Ya da şöyle oluyor hocam, araya girmek istiyorum. Evet. Çok tekrarladığı için söylüyorum. Babasına kalmaya gönderdik, çocuk hasta oldu geldi. Evet. Her seferinde babasının hasta olup evet. geliyor. Bu babası buna bakamıyor. Şimdi evet. çok kötü bir söylem. Yani böyle oluyor olsa bile bu arada evet. bunu çocuğun yanında ifade etmemek gerekiyor. Yani o onun babası. Evet. Yani her çocuğun aslında bir babaya ihtiyacı var ve anneye ihtiyacı var. Biz farkında olmadan hayattaysa tabii ki ondaki o baba imajını da yıkıyoruz. Yani sevilebilir, kabul edilebilir baba imajını da yıkıyoruz. Özellikle belki aralara değiniriz. Yani erkek çocuk için daha da kritik bir hal geliyor. Özellikle cinsel kimliğin oturma sürecinde, o yaşa göre de değişir belki, ama o yüzden yani hepimizin bir anneye ve babaya ihtiyacımız var. O yüzden o imajı da çok zedelemememiz gerekiyor. Özellikle kendi şahsi ve halledemediğimiz o öfkeyle. Hı hı, kesinlikle. Mesele bizim eşimizle aramızda. Çocuklar evet, bunun evet. Yargıcı, bunun arabulucusu evet. ya da bunu yükleyebileceğimiz şikayet mercileri değil. Evet. Bunun altını özellikle çizelim. Şimdi tabii biz boşanmış aileyi hep tek çocuklu gibi düşünüyoruz ama öyle değil. Birkaç evet. çocuk da olabilir. Diyelim ki boşanmış bir ailede çocuklarda o tek ebeveyn, kalan evdeki tek ebeveyne paylaşamama ya da kardeşler arasında kıskançlık durumu olduğunda ebeveyn nasıl bir tutum sergilemelidir? Yani bunun hem arka planı, neden bu ortaya çıkıyor, hem de böyle bir krizi nasıl yönetebilir ebeveyn? Aslında bunun boşanmadan önce de aynı şeyleri, tutumları sergilemesi gerekiyor. Çünkü kardeş kıskançlığını biliyoruz ki her zaman her çocuk her yaş grubunda yaşayabilir. Kalan ebeveyn hangisi ise olabildiğince çocuklarla sağlıklı vakit geçirmesi gerekiyor. Mesela biz bunu çalışırken alanda da söylüyoruz ama bazen ebeveynler ama çalışıyoruz. Nasıl çocuklarla vakit geçireceğiz? Aslında var olan durumu sağlıklı hale getirmek. Yani işte anne çalışıyordur ya da baba çalışıyordur. Yanında şu an olan çocukla hadi gel bunu beraber yapalım. İşte ben seni zaten çok özlüyorum. Ya da işte kardeş vardır. Küçük, daha bakıma muhtaç bir kardeş vardır. Onunla ilgilendikten sonra kalan zamanda süre hiç önemli değil. Çocuklar için annenin ya da babanın o an tamamen ona teslim olması önemli. Hadi bakalım, kardeşini de uyuttuk, biliyorsun onun çok daha fazla bakıma ihtiyacı var. Hadi gel bu arayı seninle beraber toparlayalım. Bu gibi durumlarla o krizi ortadan kaldırabiliriz. Ama bu sadece boşanmayla kısıtlanmaması lazım. Yani kardeş kıskançlığı dediğimiz anneyi ya da babayı paylaşamama durumu her dönemde başımıza gelebilecek bu durum. Burada önemli olan annenin ya da babanın var olan durumu sağlıklı hale getirmesi aslında. Ya da bazen şu olabiliyor, ebeveynlere çok hoş geldiği için altını çizmek istiyorum. Çocuk şöyle söyleyebiliyor. Anne biz seninle gidelim, babam gelmesin. Bir de boşanmışlarsa anne diyor ki aa beni çok seviyor. Aslında öyle bir şey değil. Böyle olsa bile annenin kesinlikle bunu, aa baban da gelsin bizimle. Diyelim ki ayrılar. Baban şu an bizimle burada değil ama benimle böyle gittiğin gibi babanla da işte oraya gidersiniz. Mesela Luna Park en çok sevdikleri yer. Diyor ki anne seninle Luna Park'a gidelim. Babam gelmesin. Baban da gelsin. Bizimle değil ama sen babanla da Luna Park'a git. Onunla da o güzel anılarını paylaş. Onunla da çok eğlenirsin bence gibi. Bunu nötrleyici bir tavırla yaklaşması çocuğun hem kıskançlık geliştirmemesi için hem de o anne ve baba imajını dengelemesi için çok önemli. Bir de şöyle bir şey var. Çocuklar eğer bu imaj dengelenmezse bir zaman sonra şöyle olabiliyor. Anneme kabul ettiremediğimi babaya kabul ettirebilirim. Ya da babaya kabul ettiremediğimi anneye kabul ettirebilirim. Bu sefer gerçekten işin içinden çıkamayacak noktaya gelebiliyorlar. Kesinlikle. Dolayısıyla bu kısım gerçekten önemli. Siz boşanmış ebeveynlerin iletişim noktasına da bir değinelim istiyorum Cihan Hocam. Dedi ki boşanınca eşimizden boşanıyoruz, ebeveynliğimizden boşanmıyoruz. Bu kısım da biraz kafa karıştırıyor yani. Tamam boşandık ama eşimizle iletişimimiz nasıl olacak? Devamlı birbirimize hakaret ediyorsak ya da hiç muhatap olmuyorsak bu çocuklara zarar veriyor. O yüzden bunun sağlıklı olanı nasıldır? Aslında burada bir yetişkin tavrı belki de hani onu ön planda tutabiliriz. Evet birbirimizden ayrıldık ama oradaki ilişki de bir türlü devam etmek üzerinde ve buna aslında bir noktada mecburuz. Yani bunun başka bir türlüsü mümkün değil. Belki burada hani sağlıklı bir işte düzenleme olabilir ki mahkemelerde de bu zaten konuşuluyor muhakkak ki karara bağlanıyor. İşte oradaki sorumlulukların paylaşımı olabilir ve orada adil bir paylaşım yapıldığı takdirde hani ilerleyen süreçte bu ve buna bağlı yeni sorun alanı oluşmaz en azından. Yani tabii ki ilişkisel anlamda problemler şey olmuş olabilir, yaşanmış olabilir fakat bu yeni bir şey. Yani yeni bir hayat biçimi. Dolayısıyla orada hani özellikle ayrılık sürecinde şeyleri yerleştirmek çok önemli. Yani sorumlulukları ve spesifik ve hani ölçülebilir olması da bunların çok önemli. Yani hafta sonu cumartesi ve pazar sendeyse sende. Ya da atıyorum işte o nafakayla ilgili ya da işte çocuğun diyelim ki okul masrafları diyelim ki eşinde ama diğer masrafları bende gibi. Bunların en başta çok net konuşuluyor olması çok önemli. Kesinlikle. Çünkü sonrası ne oluyor işte? Evet. İcra memurlarıyla çocuğunu görmeye çalışan ebeveyn, o ebeveyn çocuğundan mahrum, çocuk diğer ebeveynden mahrum, çocuk ikisinin arasında kalmış oluyor. Dolayısıyla bunların hepsi aslında o büyümekte olan çocuğa ve yeni nesile tırnak içinde çok büyük zarar veriyor. Dolayısıyla kavgayı çocuklara bulaştırmayalım, kontamine olmasınlar çocuklar. Kavga ise bizim aramızda. Burada belki şuna değinmek önemli olabilir. Şimdi evliyken eş rolümüz vardı. Boşanmayla birlikte eş rolümüzden boşanıyoruz. Hayatımızda pek çok rolümüz var. Evlat rolümüz, ebeveyn rolümüz, eş rolümüz, işte kadın olan cinsiyet rollerimiz, işte mesela şu an ben burada televizyon programı sunuyorum, sunucu rolümüz gibi hepimizin birçok rolü var. Her role girdiğimizde o rol ne gerektiriyorsa ona göre davranıyoruz. Şimdi eş rolünden boşanmış olabiliriz ama ebeveyn rolündeyiz. Boşanan kişi de kendine bunu hatırlatması lazım ve ben bu ebeveyn rolüme ölene dek bu çocuk hayatta olduğu müddetçe devam edeceğim. Ebeveyn rolüm bir tarafta, peki diğer kişiyle nasıl iletişim kuracağım? Artık diğer kişi benim eşim değil. Dolayısıyla nasıl ki bir yabancıyla konuşurken sözlerimize dikkat ediyoruz, ona hakaret etmiyoruz, onunla ilgili varsayımlarda bulunsak bile düşünerek konuşuyoruz. Dolayısıyla bir yetişkin gibi tavır sergilediğimizde o zaman olası çatışmaların da önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Bu tüyoyu vermeden geçmeyelim istedim. Şimdi bir başka konu var kafanın karıştığı. Tamam eşler arası iletişimi oturttuk. Dedik ki duygusal paylaşıma girme. Dışarıdan bir yetişkinle konuşuyormuş gibi çocukların özelindeki sorumluluklarını paylaş ve çocukları yaralamadan devam et. Tamam formül bu. Peki eşlerle ortak olan arkadaşlar ne olacak? Eşlerin akrabaları ne olacak? Ya biz o gelini çok sevmiştik şimdi görüşemeyecek miyiz? Bu ilişkiler noktasında da kafa karışık. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Burada size sormak istiyorum Ayşegül Hanım. Yani şöyle aslında eğer görüşülmek isteniyorsa kısıtlamaları koymak zaten baştan yanlış bir durum. Yani şöyle evet hani diyoruz ya işte kadın ve erkek boşanıyor ama anne babalıktan boşanamıyoruz. Ya bunun dışında sosyal hayatımız da var. Evet belki bir arada değildik ama bu sosyal hayatımızdaki arkadaşlarımız bu dengeyi sağlayamazlar ama biz bu konuda düşüncelerimizi söyleyebiliriz. Evet ben seninle ya da sizinle görüşmek istiyorum ama biliyorsunuz ayrıldık. Olabildiğince bizi ayrı şekilde davet edin. Ayrı şekilde bir arada olalım. Eğer tabii görüşülmeye devam edilmek isteniyorsa ama bunu karşı taraftan beklemek karşı taraf haksızlık çünkü onlar o dengeyi sağlayamazlar. Yani burada rahatsız olan kişi kim? Ben ya da partnerim, ayrıldığım partnerim kimse bunu o dengeyi onların sağlaması gerekiyor. Yani aslında yine duyguları olabildiğince objektif bir şekilde dışarı vurmak. Ben bunu istiyorum, ben bundan rahatsızlık duyuyorum ya da beni bu memnun eder gibi düşünceyi yalın bir şekilde ifade etmek aslında önemli olan. İşte bunlar hepsi aslında rol ayrımlarıyla alakalı. Yani evet belki biz o kişiyle tanıştığımızda evli ve eş rolünde tanıştık o kişi. Hani eşimizin arkadaşıydı ya da ortak arkadaşımızdık. Ama şu anda evli ve eş rolünde değil. İşte Ayşe kimliğimle o kişiyle devam ediyorum. Buluşan kişide de hani şimdi nasıl davranacağım düşüncesi oluşuyor ya. Bunu hani bırakın da kişinin kendisini düşünsün. Evet. Çözemiyorsanız açık açık sorun. Ya benim burada zihnim karışıyor nasıl davranacağımı bilmiyorum. Seni de çok seviyorum ama ne yapsak acaba gibi açık yüreklilikle soralım birbirimize. Neden korkuyoruz? Neden devamlı varsayımlarla devam ediyoruz? Çünkü ilişkilerimiz çok yara alıyor böyle olduğunda. Şimdi bir diğer konu yine çok önemli. geniş ailenin tutumları. Yani tamam, eş ilişkisindeki iletişimi hallettik. Arkadaşlarla olan hukuku da hallettik. Geniş aile, şimdi çocuğu gönderiyoruz, babayla görüşüyor. Belki baba babaanneyle yaşıyor diyelim. Ben şimdi kadın tarafından konuşuyorum. Tabii erkek tarafından da konuşacağız. Babaanne gelini kötülüyor. Dolayısıyla bu geniş ailenin tutumlarına da yer verelim istiyorum. Boşanmış bir aile var ortada. Bu sizin çocuğunuz da olabilir. Şu an izleyicilerimiz çünkü düşünüyorlar. Nasıl davranmalıyız bu çocuğa? Yani işte hep senin annen kötüdür mü diyelim. Çünkü ne oluyor o durumda? O çocuk bütün o suçluluğu alıyor üstüne. Diyor ki ben galiba garip biriyim. Baksana annem de beni bırakıp gitti. Zaten böyle oluyor gibi bunu alıp içselleştiriyor. Neden bunu bu çocuğa yapıyoruz? Yazık günah değil mi düşündüğümüzde? Dolayısıyla nasıl bir tutum olmalı? Sağlıklı olan nedir hocam? Şey gibi aslında, ne kadar girift bir mesele ve ne kadar farklı alanlara temas etmek ve onları yönetmek gerekiyor. Yani konuştukça böyle açılıyor mesele, boşanmadan sonraki süreç aslında. Şöyle tıpkı... eşlerin birbirine karşı o hissettiği ya da hani yaz süreci ve akabinde bunun artık bir şey yerli yerine oturması olduğu gibi aslında bu anneanne dede ve babaanne dede için de geçerli. Onların da bu durumu kanıksaması ve bu durumu artık anlaması ve bununla yüzleşmesi gerekiyor. Aslında burada hani bir şey de var, bir kaygı da var aslında. Hani çünkü orada ortada bir başarısızlık tırnak içerisinde. Öyle algılanıyor yani ayrıldığı zaman. Bunu bazen... Siz az evvel hani erkek açısından sorduğunda aklıma gelmişti. Aslında bir erkek için bu biraz başarısızlık da gibi. Yani o ilişkiyi tamam edemedi, devam ettiremedi ve sürdüremedi. Ve aslında ciddi bir hani özgüven ve özsaygı kaybı anlamına da geliyor. Şeyler için de bizim toplum nezdinde aslında boşanma dediğimizde veya işte bir kadının dul kalması ya da erkeğin ayrılmış olması çok iyi karşılanan ve olumlu karşılanan bir şey değil. Bu çekirdek geniş aileyi de aslında etkiliyor. Yani anneanne ve işte babaannenin veya dedenin de aslında bu durumu işte etrafını açıklama noktasında zorluk yaşıyor. Burada şey çok az evvel hani o bahsettiğiniz gibi. Evet ayrıldılar ama anne babalık devam ediyor ve orada hani insanlar kötü olduğu için ayrılmıyorlar bir defa. Yani bu işte sizin dediğiniz gibi o çocuğa yaptığımız en büyük kötülük. Yani annesini kötü bilmesine vesile oluyoruz ve bu kötülük neye göre, kime göre aslında. Belki bir başka evliliğinde çok iyi birisi olacak. Yani o aslında bizim atfettiğimiz bir şey ve kendi atfettiğimiz o kötülük algısını çocuğa vermiş oluyoruz ki hiçbir çocuk hem bunu istemez hem de bunu hak etmez. Yani kötü bir anne babaya sahip olduğunu, anne ya da babaya sahip olduğunu bilmek istemez. Ya da tersi mesela, acıyarak bakmak. Evet. Ah yavrum, senin annen baban boşandı değil mi? Evet. Şimdi niye acınası bir insan olsun yani? İnsan annesi babası anlaşamayabilir. Çocuğun burada suçu ne? Ben ne yaptım diyor yani. Birileri karar vermiş. Allah da benim dünyaya gelmemi nasip etmiş. Niye bana acıyorsunuz diyor. Ben de herkes gibi yaşamayı hak ediyorum aslında. Yani diyemiyor o anda da aslında arka planı bu. Dolayısıyla sadece anne babayı kötülemek değil, devamlı acımak da. Ah senin annen yok şimdi, sana öyle kurabiyeler yapamaz. Ama gel ben sana en güzelinden yaparım. Şimdi bu merhamet mi çocuğa, yoksa bu çocuğu yaralamak mı? Burada da çok ince bir çizgi var. O yüzden hep böyle bakmak lazım. Bir şeyleri egomuzu doyurmak için mi söylüyoruz? Gerçekten çocuğun ihtiyacı olduğu için mi söylüyoruz? Burada bir durup düşünmek lazım ki cevabı bulabilelim. Şimdi bir diğer konuda tek ebeveyn, giden ebeveynden ya da kalan da olabilir, başka bir evlilik yapmayı düşünüyorsa bunu çocuğuna nasıl söylemelidir? Yine yaş grupları özelinde bakabiliriz. Çünkü çok suçluluk oluyor. Mahkeme çocuğu benden alacak diye düşünüyor. Evet, aldığı durumlar da olabiliyor bu arada. Hani hukuki zeminine değinmiyoruz şu anda ama sadece bir başkasıyla evleneceği kararını çocuğa söylemek meselesi. Bu nasıl olmalıdır Ayşegül Hanım? Şimdi şöyle, aslında bu kişisel bir karar. Bu anneliğin dışında kadın olarak veya erkek olarak kişisel bir karar, evlilik kararı. Ama işin çocuk kısmına girince kişisel karar devreden çıkıyor ve annelik, babalık rolü devreye giriyor. İlk olarak şu, evet söylenecek, ben başka biriyle evleneceğim, hayatımı birleştireceğim. Ama o kişi senin yeni annen ya da yeni baban olmayacak. Yani buna karar vermesi gereken kişi çocuk. Yani evet, boşanma durumda belki babayla görüşmüyor olabilir. Boşanmadan sonra bir tamamen terk ediliş de olabilir. Ama o kişinin annesi ya da babası olacağına çocuk karar vermeli. Annenin ya da babanın ya da diğer üçüncü kişilerin buna dayatma yapma hakları yok. Ve çocuğun gelebilecek bütün tepkilerini aslında... Nasıl diyeyim, bir yerde amenna demek lazım. Çünkü çocuk buna farklı tepki gösterebilir. Zaten boşanma çocuk için travmatik bir durum baştan. Yani anneyle babanın ayrılması, ne kadar biz bunu yumuşatmaya çalışsak da bazı durumlarda çocuk karşı, yani gelen yeni kişiye karşı öfke duyabilir. İşte senin yüzünden annem babam belki bir yerde barışabilirdi ama senin yüzünden olmayacak olabilir. Yani aslında burada anne babanın olabildiğince sakin ve sabırlı bir şekilde karşılık vermesi gerekiyor çocuğa. Ama en net şekliyle, yani ben başka biriyle evleneceğim. Şöyle bir şey var, bunun karşılığında dediğiniz gibi çocuk karşı tarafa verilebilir. Yani bir evlilik yapıldığında velayet alınıp öbür ebeveyne verilebilir. Bu durumda da biraz sorumluluğunu almak lazım aslında. Yani çocuk anneye öfkelenebilir. Sen beni terk ettin, sen beni bıraktın. Burada çocuğa nasıl bir açıklama yapıldığı da önemli. Ben seni terk etmedim, biliyorsun ben yalnızım işte ve evlenmek istiyorum. Yani bunu açıklamak gerekiyor. Ama tabii bunu okul öncesi dönemde çocukların anlaması çok mümkün değil. Çünkü okul öncesi dönemde çocuklar ben merkezci oluyorlar. Tamamen dünya onların etrafında dönüyor oluyor. Okul yani okul döneminde ve ergenlik döneminde daha anlayışla karşılanabilir durum. Yani mümkünse zaten okul öncesi dönemde ertelenebiliyorsa ertelenmesini, evet. Hani çok acil bir evlenme gibi durumu yoksa, ne bileyim finansal bir durum gerekliliğinde olabilir. Hani bilemiyoruz, insanların bin bir türlü sebepleri var. Evet. Kimse kararı hakkında hüküm sahibi değildir. Ama bizim burada amacımız olabildiğince yeni nesillerin nasıl sağlıklı yetişmesi, evet. Ve keza bu süreci yaşayan anne babaların da psikolojik sağlığını koruyarak sürece devam etmesini hep, evet. istiyoruz. Bu da kritik bir karardı bu arada. O yüzden onu da yer verelim istedim. Çünkü çoğu zaman nasıl açıklayacaklarını bilemiyor ebeveynler. Çocuklar büyümüş dahi olsa bu arada. Evet. Yani üniversiteye gitmiş ama evlenmek istiyor ebeveyn, evlenebilir. Bunu çocuğuma nasıl söyleyeceğim diye çok büyük bir kaygı yaşıyor. O yüzden buna değinmemiz önemliydi. Gelelim boşanma sonrası psikolojik destek almak kısmına Cihan Hocam. Burayı da yavaş yavaş toparlayalım. Sonra kısa bir aramız olacak. Ondan sonra diğer tek ebeveyn aile tiplerine değiniyor olacağız. Ama boşanma bahsinde özellikle psikolojik destek almak neden önemli? Psikolojik destek bize ne sağlıyor boşanma sonrasında? Aslında en önemli yararlarından bir tanesi bu başımıza gelen durumun olağan bir durum olduğunu aslında bir süreç içerisinde anlayabiliyoruz ve tek boşanan kadın veya tek boşanan erkek ben değilim ve yalnız değilim. Özellikle böyle bir grup terapisi ve grup çalışması içerisinde bir destek gruplarının içerisinde olursa bunu sağlıyor. İkincisi aslında kişisel kaynaklara dönebiliyor kişi. Çünkü program içerisinde de bahsettik. İşte güçsüzlük, yetersizlik, ben bu hayatı nasıl devam ettireceğim, hayatımdaki birçok sorumluluğu işte eşim hallediyordu ve şu an bunlarla ben karşı karşıya kalacağım ve ne yapacağım gibi. Güçsüzlük ve çaresizlik şemaları belki burada aktif olmuş olabilir kişinin. Bunları çalıştığı takdirde de o psikoterapi süreci içerisinde aslında yapabildiği ve gerçekleştirebildiği birçok şey olduğunu, aslında üstesinden gelebileceğine dair de aslında bir güçlenme süreci olabilir. Yine kayıp durumlarıyla aslında bu kayıp durumunu ve yas sürecini aslında bir terapist eşliğinde tutabilir ve bu anlamda asıl zaten güçlendiren kısımda bu olabilir onu. Aslında kısaca ben de toplamam gerekirse boşanma sonrası psikolojik destek aldığımızda birincisi diyoruz ki ben bu hayatta yalnız değilim ve bunu yaşayan tek kişi ben değilim. Boşanmak da evlenmek kadar olağan bir durum ve olası bir şey hayatımızda. İstemediğimiz şey ama olası bir durum. Daha anlamlı sosyal ilişkiler geliştirebiliyoruz. Çünkü dediğimiz gibi biz sadece eş rolünden ibaret değiliz. Bizim evlat rolümüz, kadın rolümüz, çalışan rolümüz, birçok rolümüz var. Bütün bu rollere anlam katan başka bir inanç sistemimiz var. Yani daha büyük bir şemsiye var orada. İşte kul olduğumuz gerçeğini mesela içine koyabiliriz. Dolayısıyla bir tane rolümle vedalaştım ama bir sürü başka rollerim var benim. Ve kendini daha normal olarak algılamak, bir kayıp esnasında ki önceki bütün kayıpları hatırlatır, yaşanan bir kayıp, başa çıkma becerilerini geliştirebilmemizi sağlıyor. Var olan duygusal yükümüzü sağlıklı bir çerçevede ortaya atmamızı sağlıyor. Çünkü terapist güvenli bir çerçeve sunuyor bize. Ve son olarak da tabii ki boşanma sonrası yaşama uyum becerileri geliştirmemiz ve bunları planlamamız ve bu noktadaki motivasyonumuzu geliştirmemiz için de yine psikolojik destek bize güzel bir çerçeve sunuyor diyerek ben de bunu toparlamak istedim. Şimdi kısa bir aramız var. Aramızdan sonra diğer tek ebeveyn aile türleriyle devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, kısa bir aramız var. Aradan sonra diğer tek ebeveyn aile türleriyle devam ediyor olacağız. Bizi takipte kalın. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Reklam arasından sonra tekrar beraberiz. Efendim ilk bölümde tek ebeveynli aile türlerine değindik ve pek çoğunuzun da aklına geleceği üzere boşanma sonucu oluşan tek ebeveynli aileye değindik. Ebeveynlerin yaşadığı sorunlar, eşlerin kendi bireysel özelinde yaşadığı sorunlar, boşanma sonrası süreçte yapılabilecekler ve boşanma sonrası aldığımız psikolojik desteğin bize sağlayabileceklerini bütün detaylarıyla konuştuk. Şimdi de bir diğer tek ebeveynli aile türüne değiniyor olacağız. Ölüm sonucu ya da vefat sonucu oluşan tek ebeveynli aile diyerek bölümümüzün açılışını yapalım. Cihan Hocam, öncelikle size söz vermek istiyorum. En başta da dediğim gibi bir ölüm ya da bir vefat sonucu eşlerden birisi tek kalabiliyor. Bu durumda eşini kaybetmiş bir erkek özelinde önce başlayalım. Kadın kısmında Ayşegül Hanım'a soracağım. Bir erkek eşini kaybettiğinde, eşi vefat ettiğinde ne yaşıyor? Çünkü cenazede şöyle bir tavır da olabiliyor. Erkeksin sen, ağlama. Ya da şöyle diyorlar, bak ne kadar güçlü adammış. Ya da ne kadar güzel teslimiyeti var. Bir damla gözyaşı dökmedi falan gibi. Şimdi bu güçlülük müdür? Biraz evet, onu da belki değerlendirmemiz gerekir. Sosyal etiketlenme karşısında yasın ertelenmesine de değinebiliriz. Ama öncelikle ne oluyor? Bir erkek eşini kaybetti. Ne hissediyor? Hele özellikle böyle ani bir ölümse bu. Yani bazen bir hastalık süreci oluyor ve bunun sinyallerini alabiliyor kişi ama hele böyle bir trafik kazası gibi, bir kalp krizi gibi ani ölümse aslında hayatında yani sırtını yasladığı veya hani en büyük destekçisini burada kaybetmiş olabiliyor. Yani bir parçasını aslında orada bırakmış oluyor bu şeyden sonra. Tabii ki duygusal kabuller az evvel kadınların duyguları ifade etme noktasında daha cesaretli olduğunu ve bunları yaşama konusunda özellikle ağlama, gözyaşı dökme aslında çok sağlıklılık belirtisidir. Bu duygunun sağlıklı ifade biçimlerinden bir tanesidir. Fakat toplumumuzdaki erkek algısı, az evvel sizin de bahsettiğiniz gibi erkek ağlamaz. Ne kadar işte şey gibi durdu, değil mi? Çok güçlü durdu. Bir damla gözyaşı dökmedi gibi bir şey. Halbuki bu sizin dediğiniz gibi o şok, yani zaten yas sürecinin ve bir kayıp sürecinde ilk yaşadığımız şey şok ve uyuşma halidir. Aslında bu uyuşma safhasında takılmasına yol açıyor erkeğin ve bu uyuşmayı aslında başka bir şeyle devam ettirmeye çalışıyor ki biz burada erkekler üzerinde özellikle daha yoğun olarak gördüğümüz şey bir bağımlılık üzerinden bunu sağlama maalesef ki. Yani bu bir maddeyle ilgili bir bağımlılık olabilir veya davranışsal bir bağımlılığa vurma ki o uyuşma halinin devam etmesi. Çünkü devam edemiyor, yani orada takılıyor ve ancak böyle baş edebiliyor, yani uyuşabildiğinde baş edebildiğini düşünüyor. O yüzden hani burada erkeğin de duygularını ifade etmesi, kendi çaresiz ve güçsüz hissedebilir ve çok doğaldır, çok insani bir duygudur ki az evvel dediğim gibi yani en önemli desteğimizi yitirmiş oluyoruz ve hayata beraber, yani beraber yola çıktığımız, işte beraber planlar yaptığımız bir şeyin sarsılması demek, yani o hayatın sarsılması demek. O yüzden o duyguları fark etmek ve bunları ifade edebilme olmak çok önemli ki o yas sürecinin devamlılığı açısından. Dolayısıyla burada aslında eşe yaklaşımı da biraz konuşalım istiyorum. Biz cenazelerde hep ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Evet. Rutin işte gidiyoruz, başınız sağ olsun, işte Allah rahmet eylesin. Tamam, bunlar güzel ama bazen de hiç söylenmemesi gereken şeyler söylüyoruz. Evet. Erkekler özelinde bakacak olursak, erkekler çok fazla konuşmayı da sevmiyorlar. Evet. Kadınlar daha çok konuşuyorlar bu mevzuları. Ama eşini kaybetmiş bir eşe neler söylemeliyiz bir erkeğe ya da neler söylememeliyiz daha doğrusu? Diyecektim. Aslında neleri söylemediğimizi çıkartırsak belki hani geriye şeyler kalacak söylediklerimiz. En büyük burada refleks şu oluyor sanki Ayşe Hanım. Bir o durumu hani orada bir kurtarmaya çalışma ve o duruma dair sürekli bir şey sunma ona. Seçenek sunma veya öneride bulunma. Belki de o an en ihtiyacı olmayan şey o. Yani bir öneride bulunmak. Ya da işte ağladığında tamam geçti falan o duyguyu bastırma sına doğru bir telkinde bulunmak olabilir. Tam tersi, yani ona alan açmak aslında o an bunu yaşayan kişinin tek ihtiyacı oradaki o duygusuyla kalabilmek, onu ifade edebilmek ve tahliye edebilmek. Zaten onun da başa çıkabileceği bir şey. Yani biz çocukları güçlü varlıklar olarak tanımlarken aslında yetişkin olarak biz de güçlü varlıklarız. Başımıza bir şey gelmişse aslında başa çıkabileceğimiz de bir şeydir aynı zamanda. Yani uzaydan veya çok alakasız bir şey gelmiyor başımıza. Ölüm zaten hayatın bir gerçeği. Yani hayatta var olmanın bir gerçeği. Dolayısıyla zaten baş edebilir bir haldeyiz. Sadece hani orada bir alan istiyoruz ya da belki işte biz de orada hani ağlayabileceğimiz, ifade edebileceğimiz bir güvenli bir liman arıyoruz o anda kendimize. Dinlemek aslında burada. Yani orada onun için var olmak, onun acısıyla var olmak ve dinlemek aslında temel beklenti. Peki kadınlar nezdinde bakacak olursak, bir kadın eşini kaybettiğinde ya da vefat ettiğinde diyelim, neler hissediyor? Eğer bu bir ani ölümse, yani hastalıkla sürece bir ölüm durumuna alıştırma olmamışsa, ani bir süreçse ciddi bir şok durumu yaşanıyor. Yani hani her duygu bir arada yaşanıyor. Ben şimdi ne yapacağım? Ben işte sırtımı yasladığım dağım gitti. Çocuk varsa, ki çocuk nezdinde konuşuyoruz. Ben bunları nasıl tek başıma büyüteceğim? İşte tek başına çocuklar, hatta küçük veya büyükse ya da kız veya erkek çocuğuysa, bir sürü aslında düşünce bir arada gelişiyor. Ama ilk etapta yaşanan durum şok. Ama ne yapmak gerekiyor? Aslında etrafa eğitmek çok zor. Kişinin, yani her an başımıza böyle bir şey gelebilir. Kendimize her zaman eğitmemiz ve ne derler, içsel anlamda kendimize şartlamamız gereken şu: ne yaşanırsa yaşansın duygularımı olabildiğince açık bir şekilde yaşamalıyım. Yani bir kadına işte ağlama, güçlü olmak zorundasın. Bak, çocukların başında artık sen varsın. Sen artık onların hem annesisin hem babasısın. Aslında öyle bir durum yok. Ben sadece anneyim. Ya da işte çocukların yanında güçlü olmalıyım. Ağlamamalıyım çünkü dik durmalıyım. Hayır, aslında çocuğun, özellikle anne ya da babanın bu durumu objektif bir şekilde görmesi gerekiyor. Yani çünkü ortada bir kayıp var, yas var. İşte bir şok durumunda ağlayabilirim, bağırabilirim. Eğer o yas süreci olması gereken zamanda yaşanmazsa, olması gereken düzeyde, bu sefer çok bambaşka bir noktada patlamalar yaşanabilir. Şu an ben bir kayıp yaşadım, ağlamak istiyorum, bağırmak istiyorum. İşte yasımı olabildiğince böyle kendime iyi gelecek şekilde yaşamak istiyorum. Önce kendimizi düşüneceğiz, sonra çocuk. Çünkü hani hep diyoruz ya, anne mutluysa çocuk da mutlu. Anne iyiyse çocuk da iyidir. O yüzden kadının bu durumu yaşaması gerekiyor. Yaşamasına izin de verilmesi gerekiyor. Yani sen artık güçlü olmak zorundasın. Hayır, ben şu an güçlü olmak zorunda değilim. Çünkü ben kendimi çok güçsüz hissediyorum. Böyle olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani bir kayıp yaşadığımızda o sonuçta değer verdiğimiz bir şey gidiyor. Bağlanmaya ayrılmak da dahil bu arada. Bağlanabildiğimiz şeyden ayrılabiliriz. Hele ki bağlanmayla ilgili meselelerimiz varsa bu çok daha zorlayıcı da olabiliyor. Ama tabii şöyle anlaşılmasın, yani çok fazla acılarını yaşıyor, o daha çok bağlanmış gibi bir yanılgıya da düşmeyelim. Bunu kastetmiyorum. Bir eşimizi kaybettiğimizde ya da bir sevdiğimizi kaybettiğimizde öncelikle inkar ediyoruz. Yok, hayır, gitmedi o, gelecek. Gelecek kapının orada falan. Bazen mesela böyle işte ismiyle seslenip çağırma gibi tavırlar olduğunu görüyoruz ki bu normal. İlk 20 gün özellikle bu tavırları görmemiz normal. Çünkü akut bir durum var orada. Yani en basitinden sabah uyanıyor ve yanında artık o kişi yok. Bu çok büyük bir şey aslında bir insan için baktığımızda. Daha sonra bir öfke. Neden beni bırakıp gittin? Ben seninle şunları planlamıştım. Seninle şuralara gidecektik. O sevdiğin şeyi yiyecektik. Çocukların düğününü görecektik, mürvetini yapacaktık. Sen gittin, beni yalnız bıraktın gibi bir feryat. İçte de bir kızgınlık. Neden beni bulur ki bunlar? Niye gitti? Herkesin eşi yaşıyor. Neden benimkisi öldü? Neden bu benim başıma geliyor gibi içten içe bir kızgınlık. Daha sonra bir depresyon süreci. Yani daha doğrusu pazarlık oluyor diyelim. Pazarlık var 3. evrede. Artık o gelmeyecek, biliyorum. Ve onsuz hayata devam edeceğim fikrini bir sindirmeye çalışıyoruz. Ve sonra bir depresyon. Evet, artık yok ve çok acı çekiyorum onun yokluğunda. Şimdi ben ölene kadar onu hiç göremeyecek miyim bir daha? Ay, hiç sesini duyamayacağım. Hiç göremeyeceğim, hiç bakamayacağım onun gözlerine. Sadece fotoğraflarda kaldı. Bu dayanılmaz bir acı Allah'ım gibi bir depresif süreç. Ve sonra bu düşüşle birlikte tekrar bir yükseliş. Ama buna rağmen ben şöyle işte... Hiç değilse çocuklarım var, hiç değilse bu, hiç değilse şu diye başlayarak devam ettirdiğimiz cümlelerle yavaş yavaş ayağa kalkıyoruz. Dolayısıyla yas, evet, insanı bir yere çalan bir yanı var ama aynı zamanda da o yere vurduğu yerden de aynı şiddette yavaş yavaş yükselmesine sebep oluyor. Şu cümleyi bir yerlerde duymuştum. Geçen de çok hoşuma gitti. Sanırım bir hocamız dedi, bir üniversitede öğretim üyesi. Şöyle söyledi: İmtihan ve nimet arasında aslında Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda bir fark yok. İkisi de nötr. İmtihana ya da onun sonunda nimete yüklediğimiz anlam arasındaki farklılık bizim algımızla ilgili. Zenginlik bir nimet olabilir ama imtihana dönüşmeyeceğine bir senedimiz yok. eşimizi kaybetmemiz bir imtihan olabilir. Ama bunun bir nimete dönüşmeyeceği noktasında bir fikrimiz yok. Belki hayat boyu eşimizi kaybedeceğimiz kaygısını yaşıyorduk ve artık bu kaygıyı yaşamayacağız. Bir yönüyle baktığımızda bu aslında bir duygusal yükün olmaması. Tabii ki de eşlerimizin vefatından memnuniyet gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Öyle algılanmasın. Ama imtihan nimete dönebilir, nimet de imtihana dönebilir. Önemli olan bizim buna karşı yaklaşımımızdır diyerek de altını çizelim. Şimdi ebeveyn kaybı çocuklara nasıl anlatılmalıdır kısmı var. Bir diğer önemli konu. Burada size sormak istiyorum Ayşegül Hanım. Yaş grupları özelinde özellikle okul öncesi çocukların çünkü ölüm algısıyla okul çağı çocuklarının aynı değil. Ebeveyn kaybı oldu. Bu hastanede olabilir, bazen evde olabilir. Nasıl anlatmalıyız? Hatta çoğu çocuğu cenazeye bile götürmüyorlar. Evet. Yani çocuk ölüm anına şahit bile olabilir. Böyle durumlarda yaşanıyor. Okul öncesi dönemde çok fazla detaya girmemek gerekiyor. Çünkü zaten okul öncesi dönem çocukların bazı şeyleri sorguladıkları dönemdir. İşte ölüm ne demek, Allah ne demek, işte cennet, cehennem gibi kavramları sorguladıkları bir dönem. Ama yine çocuğa anlatmak gerekiyor. Ama biz sahada nasıl anlatıyoruz? Mümkünü varsa psikolojik destek alarak çocuğa anlatmak her zaman daha makuldür. Bir de bir diğer seçenek okul öncesi dönemde benim de çok kullandığım bir yöntem. Çocukları hikayeleştirerek durumu anlatmak. Çünkü çocuklar hikayeler üstünde, karakterler üstünde kendilerini özdeşleştirirler. Aa, o da yaşamış, ben de yaşıyorum, olabilir gibi. Yani şöyle bir şey var. Çocuğa bunları vermek, psikolojik destek vermek çocuğun mükemmel bir şekilde süreci yürüteceği anlamına gelmiyor. Çünkü hani psikolojik olarak hasarlandığımız bir durum. Ama olabildiğince minimal duruma indiriyoruz süreci. Okul öncesi dönemde işte söylediğim gibi çocuğa açıklamak durumu, evet artık annen ya da baban bizimle değil. Zaten bir hastalık süreci varsa çocuk bu duruma şahit olmuştur ve bir yerde ufak ufak hazırlanmıştır. Onun dışında mesela bu süreçte yaşanılan bir evcil bir hayvanın ölümü olabilir. İşte bununla ilgili videolar izletilebilir çocuğa ama benim ilk önerdiğim şey hikaye kitaplarıyla. Artık psikolojik hikayeler çok fazla var. Psikoterapatik hikayeler daha doğrusu. Bu hikayelerle çocuğu duruma alıştırılabilir. Okul döneminde, okul öncesi dönemde bu arada hani cenazeye katılması çocuk için yıpratıcı olabilir ama sonrasında mezarına gitmek. İşte bir de şu da var, hangi yaş grubunda olursa olsun çocuk için kaybedilen ebeveynin bir eşyasının bulundurulması. Yani hatıranın onda olması. Hani bizde şey vardır ya, ölen kişinin ardından hemen eşyalarını işte dışarı çıkarma durumu. Ama hayır, çocuk için bir şeylerin olması gerekiyor. O hatırayı silmemek gerekiyor zihninden. Hı hı. Okul dönemindeki çocukları da cenazeye götürmek gerekiyor aslında. Çocuğun bu durumu görmesi lazım. Yani evet artık yok. Ama bunu da yine hikayeleştirerek, işte örneklerle, mesela bizim seans odasına kullandığımız bir eldiven metaforu vardır. Bu belki ergenlerde çok daha işe yarayabilir. İşte çocuk sorar, işte toprağın altında canı acımayacak mı? Orada korkmayacak mı? Orası karanlık. Bununla ilgili işte metaforlar, örnekler, hikayelerle çocuk alıştırılabilir. Ama okul döneminde çocuklar mümkünse cenazeye katılmalarını öneriyoruz. Çocuğun bunu kabul etmesi lazım. Yoksa o ilk başta yaşanılan süreç hep yaşanacak. Babam gelecek. Çünkü biz şöyle bir şey söylüyoruz. O gitti ama gelecek ya da gitti ama bizi izliyor. Ya da işte tam net bir açıklama yapılmıyor. Ergenlerde de bu durum işte açıklanması gerekiyor zaten, yani cenazeye katılma gibi. Hı hı. Bu şekilde. Tabii biz baba vefatı dedik, anne vefatı da olabilir bu. Anne vefatında da aynı durum geçerli aslında. Hı hı hı. Yani her şeyi objektif bir şekilde açıklamak gerekiyor. Peki siz neler eklemek istersiniz Cihan Hocam? Bazen beklentisel yas dediğimiz, yani ebeveynin hastalık süreci hı hı. var ve çocuk ölebileceğine biraz hazırlanıyor. Hı hı hı. Ama bazen de bir işte savaş, ani kaza... İşte askere gidiyor, erken yaşta evlenmişse orada şehit olabiliyor mesela. Bunu çocuğa nasıl açıklayabiliriz? Aslında yine bence burada yine iş dürüstlükten geçiyor. Çocuğa burada yapabileceğimiz en kötü, çünkü bu yaşanmış bir şey ve bizim de geri alabileceğimiz ve değiştirebileceğimiz bir şey değil. Ve hayatta bu çocuk aslında bu tip durumlara karşılaşacak. Yani hayatın bir gerçeği ölüm nasılsa. Burada dürüst olmak, az evvel Ayşegül Hanım da söylediği gibi, yani o yaş grubuna ve yaş dönemine göre, işte bu bazen bir oyun üzerinden olabilir, bazen metaforik bir hikaye olabilir. Daha ileri yaşlarda belki doğrudan da anlatılabilir. Burada çok ayrıntıya girmeden belki de hani o, eğer feci bir ölümse, feci bir kaza vesaire ise çok da ayrıntıya girmeden bunu ifade etmek önemli. Hı hı, yani yeni bir travmaya yol açmamak. Çünkü asıl buradaki mesele o kişinin artık gittiği ve bir daha gelemeyeceği. Hı hı. Yani o öldü ifadesini ve artık gelmeyeceğini net bir şekilde söylemek gerekiyor. Çünkü evet, ölüm diğer gitmelerden farklı ve dönüşü yok. Evet. Dolayısıyla o ölüm repertuarına girmesi gerekiyor. Yani evet, bir çocuk buna şahit olmamalıydı ama öyle nasip oldu. Sonuçta evet, biz bunu bilemeyiz. Biz kader nezdindeki kısmını yorumlayamayız. Ancak bunun doğru aktarılması da çok evet, önemli. Aksi durumda işte gece korkuları olabiliyor. Birazdan bunlara değiniyor olacağız. Ve çocukta birçok problem ortaya çıkabiliyor. Şimdi ebeveyn kaybı yaşayan bir çocukta normal yas sürecine biraz değinelim istiyorum. Biz yetişkin nezdinde değerlendirdik. İşte dedik inkar eder, öfkelenir, pazarlık yapar, depresyona girer ve kabullenir gibi 5 evreli klasik yas sürecinden bahsettik. Ve özellikle yasta şöyle bir şey de var. Şairin dediği gibi acı geçer, acı elbet geçer ama acı çekmiş olmak geçmiyor. Dolayısıyla yas ile birlikte yaşadığımız acı belki ilk günkü kadar sıcak kalabiliyor, belki ilk günkü kadar büyüklüğünde kalabiliyor. Belki 23 yıl geçmiş babamızı kaybedeli ya da ebeveynimizi, annemizi kaybedeli ama acısı hala gözlerimizi yaşartabiliyor. Acıyı sakladığımız yürek genişliyor aslında yas sürecinde baktığımızda. Biz orada büyüyoruz. İşte o kabullenme ve o yere vurduğumuz yerden yükselebilme süreci oradan başlıyor. Dolayısıyla yetişkinlerde süreç biraz böyle işliyor. Peki çocuklarda nasıl oluyor Ayşegül Hanım? Biraz buna da değinelim istiyorum. Çünkü çocuklarda ebeveynler gibi olmayabiliyor. Daha somut ya da bazen bazı şeyleri daha bedene yansıtarak yaşayabiliyorlar. Ama sağlıklı bir yas sürecini önce ele alalım istiyorum. Sonra psikopatolojik problemlere değinelim ki ebeveynler de farkını fark edebilsin ve nerede destek alabileceğini kendisine söyleyebilsin. Evet. Sağlıklı yas sürecinde çocuklar, işte ergenler de, ergenler de aslında biz şey diyoruz hep, ergenler bir beşiğe dönüş aslında, onlar da hala çocuklar. Çocuklar yetişkinler gibi o an yaşamayabiliyorlar yas sürecini. Hatta birçok çocuk o süreçte biraz tabiri caizse tiye alabiliyorlar. Çünkü anlamlandıramıyor. Ev kalabalık, anne ağlıyor. Hatta birçok çocukta şunu görüyoruz. Anneye ya da babaya gidip hani niye ağlıyorsun? Bunda ağlanacak bir şey yok. Hatta çoğu zaman kalabalık olduğu için etraf, bir de çocuk eğer küçükse ilgi de onun üstüne oluyor. Aslında bu ilgi hoşuna bile gidiyor. Çocuklarda yetişkinlere göre o kalabalık, yani bizim tabirimizde taziye durumu ortadan kalktıktan sonra aslında yas ve şok durumu ortaya çıkmaya başlıyor. Ne oluyor normal yas sürecinde çocuklarda? İşte uyku düzeninde bozulma ya da çok fazla uyuma, iştah kaybı ya da iştahın çok açılması, işte alt kaçırma gibi durumlar, hiç yaşanmamış durumlar olabilir. Ya da tuvaletini tutma gibi sıkıntılar olabiliyor. Bunlar normal yas süreci ama bir çocuk veya ergen ilk başta bunu yaşamadığında, ya şuna bak ne kadar da gamsız, işte üzülmüyor, ağlamıyor, daha büyük yaş grubundan bahsediyorum dememek gerekiyor. Çünkü hala olayın idrakinde değil, bizler gibi değiller. Biz işte o ölüm anını kabulleniyoruz ama onlar ilk başta kabullenmiyor. Onlar da çok sonradan ortaya çıkabiliyor bu süreç. Hı hı. Ve bunun bir süresi var mı peki bu semptomların? Yetişkinlerde mesela yaklaşık 40 gün kadar normal olabileceğini söyledik. 40 gün kadar kişi hayatın anlamını da sorgulayabilir. Ben evet, ne yapıyorum, gerçek değil galiba bunlar falan gibi sorgulamalara girebilir. Ama normal dedik. Çocuklarda da böyle bir gün limiti var mı? Gün limiti yok. Hatta bunu böyle klinik olarak deneyimlerimden söyleyeceğim. O süreçte yaşanmamış yas çok ilerleyen yıllarda da ortaya çıkabiliyor. Yani küçük yaşta annesini babasını kaybetmiş bir çocuğun bir bakıyoruz ki seans odasında 40 yaşında o yası o zaman yaşıyor. Yani aslında belli bir limiti yok. Çok sonradan da ortaya çıkabilir. Bu işte durumu o anki krizine kadar ciddi yaşadığı ya da ciddi yaşatıldığıyla alakalı bir durum aslında. Hı hı. Şimdi biraz da çocuklarda psikopatolojik yasa değinelim istiyorum Cihan Hocam. Özellikle klinikte nasıl karşılaşıyorsunuz? Normal süreçten bahsettik ama bu ne zaman, tırnak içinde biz psikopatolojik diyoruz. Yani tehlike çanları ne zaman çalıyor? Hı hı. Ebeveyn ben ne zaman psikoloğa çocuğumu götürmeliyim, bu sinyaller nelerdir kısmını merak ediyor. Buna değinelim istiyorum. Ne zaman bir ebeveyn kaybı yaşandı ya da bir ölüm cenaze yaşandı, çocuk ne yaparsa biz demeliyiz ki ha bir şeyler yolunda gitmiyor ve terapiste gidelim. Aslında belki çocukta belli bir zaman vermedik ama yani bir süre sonra, özellikle işte ilk 40 gün 50 gün sonra vesaireki süreçte çocuğuna olağan işte hayatında bir takım bozulmalar olmuştur. İşte uykuyla ilgili olabilir, bu alt ıslatmayla ilgili olabilir. Yani bir şeyle, olağan dışı bir şeyle kendini ifade etmeye çalışıyorsa ya da okuldan bir takım şikayetler almaya başlamışsak ya da dikkatle ilgili bir takım problemler yaşıyorsa, öfkeyle ilgili bir takım problemler yaşıyorsa ve bunlarla ilgili artık dönüşler almaya başlamışsak aslında burada bir soru işareti koymamız gerekir ve bunun peşine belki düşmemiz gerekir. Yani çocuğun günlük yaşam rutininin ne derece bozulduğuna bakmamız gerekiyor. Evet, belli bir dereceye kadar normal dedik ama işte okul başarısında düşme, sosyal problemler yaşama, tırnak yeme, alt ıslatma, saç kaş kirpik yolma gibi durumlar olabilir veya diş gıcırdatma gibi şeyler her zaman düşündürmeyebilir ama bir yönüyle bu noktada biraz acaba bir şeyler yolunda gitmiyor mu diye danışabiliriz. Bu arada her zaman bu kadar ayırdına varmayabiliriz de. Bu konuda destek almaktan çekinmemek lazım. Bazen her şeyi bilemeyebiliriz. Her şeyin uzmanı değiliz. Biz çocuklarımızın terapisti de değiliz bu arada. Yani bunu uzman terapist anne babalara da söylüyoruz. Bazen şöyle bir eğilim olabiliyor. Kendileri oyun terapisi bildikleri için ya biz evde bunu hallederiz gibi bir düşünce var. Yok, hayır, biz anne ve babalarıyız. Onların terapisti değiliz. Asla o role de girmememiz gerek bu arada. Çünkü terapistlik her ne kadar ebeveyn gibi bir tık yukarıda da olsa, o koruyan kollayan yanı da olsa danışan için ebeveynlik farklı bir şey. Onun çerçevesi daha başka. O yüzden onun altını çizelim. Burada söylediğimiz bilgileri de çocuklarımıza terapistçilik oynamak için de vermiyoruz bu arada. Onun altını çizmiş olalım. Başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mı psikopatolojik yaz sürecine, bu tırnak yeme, işte alt ıslatma yani gibi şöyle aslında olarak? Yaş dönemine göre bu farklılık gösterebilir ama biz seans odasında da şunu söylüyoruz. Çocuğu terapist, zaten bizim bir iyileştirme, şifacı rolümüz yok ama aslında önce iyileşmesi gereken kişi anne ve baba. Yani çocuk anne ve babanın tutumundan dolayı eğer sağlıklı bir tutumla karşılaşamıyorsa çocukta bu patolojik durumlar aslında kendini gösteriyor. Burada aslında önce destek alması gereken kişi anne ya da baba. Yani ben güçlüyüm dememeli. Güçlü olmak zorunda da değiller aslında. Peki yasla başa çıkmak noktasında çocuğumuzun psikolojik sağlamlığını nasıl arttırabiliriz Cihan Bey? Neler eklemek istersiniz? Ayşegül Hanım'ın dediği gibi yani biz aslında burada bu durumla başa çıkabiliyorsak aslında çocuğumuza da nasıl başa çıkabileceğini öğretmiş oluruz farkında olmadan. Birincisi o, ikincisi de buradaki hani o duyguların ifadesi ve kendini ifade edecek bir alan açmak. Yani bu işte bir oyun üzerinden de olabilir ya da bir metafor hikayesi üzerinden de olabilir ama burada çocuğun duygularını ya daha ileri yaşta ergenin belki çok alakasız böyle isyankar düşünceler ve ifadeler de olabilir burada ama hani o duyguyu çıkarmasına alan açmamız çok önemli burada. Duyguyu çıkaramadığında çünkü o duygu bedenselleşiyor ve işte bahsettiğimiz bazen reflü olabiliyor, bazen deri döküntüleri olarak ortaya çıkabiliyor sıklıkla. Çocuklar çoğu durumda yaşadıkları psikolojik problemleri somatizasyon dediğimiz bedenselleştirme yoluyla dışa vururlar. Biz de orada yaşıtlarına göre baktığımızda bir uyumsuzluk sezeriz ve deriz ki destek alması gerekir. Aslında en temel kriter bu belki de ki ebeveyn zaten onu hisseder. Yani kitaplar devirmiş olmasına gerek yok. Çocuğun en iyi teşhis eden aslında ebeveyndir. Fark eder ve orada hemen bir uzmandan destek alarak problem daha büyümeden önü alınabilir diyerek altını çizelim. Şimdi sorularımıza devam edeceğiz ama bir yine seyircilerimize sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak istiyorum sorularını göndermeleri için. Evet sayın seyirciler, bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden sorularınızı yazarak gönderebilirsiniz. Bizler de burada uzmanlarımızla sorularınızı detaylarla değerlendiriyor ve sorularınıza cevap veriyor olacağız diyerek altını çizelim. Şimdi yaz süreciyle devam ediyoruz. Yasla başa çıkmak sürecinde çocuğun psikolojik sağlamlığı dedik ama kendimizde kronik yas yaşadığımızı nasıl fark edebiliriz? Bu da önemli. Bir ebeveyn kronik yas yaşadığını nasıl fark edebilir? Ya da bir diğer ifadeyle psikopatolojik yas dediğimiz. Kendinde bunu nasıl fark edebilir? Aslında ilk en temel örneği depresyon, yani yorgun hal, o depresyon halini yaşamak. İşte hiçbir şey yapmak istememe, hiç kimseyle görüşmek istememe. Çocuklarıyla ilişkisinin zedelenmesi, yani çocuklarıyla ilgilenememe gibi durumlarda aslında fark edebilir. Ama şöyle bir şey var, kronik yas yaşayan biri çok fazla problemi anlayamaz. Çünkü onun için bu süreç normaldir. O yüzden dışarıdan bir desteğin olması gerekir. Dışarıdan insanların. Tabi bu eleştirerek değil. İşte güçlü olmak zorundasın, çocuklarına iyi bakmak zorundasın değil. Evet, sen zor bir süreç yaşıyorsun ama işte bunlar aslında normal şeyler değil. Bak, çocukların ihmal oluyor. Bak, yapman gereken kendinle ilgili şeyler ihmal oluyor. Yani aslında dışarıdan ikinci bir gözden destek almamız gerekiyor bu süreçte. İkinci bir gözden destek aldığımızda aslında olaya farklı bir yaklaşım sergiliyoruz. Siz neler eklemek istersiniz? Kronik yasta olduğumuzu nasıl anlarız? Evet, az evvel hani kişi fark etmez dedik bunu ama ilk belki bunu fark edebileceği alanlardan birisi aslında bedenidir. Yani bedende o zamana kadar yaşamadığı bir hastalık belirtileri ve başlamışsa, bu migren olabilir, az evvel dediğiniz gibi reflü olabilir, sırt ağrıları olabilir. Yani burada kişi bedenini takip ettiğinde çünkü oradaki ağrı aslında bir şey söyler bize. Yani iç dünyada bir şeylerin ters gittiğine dair biz bunu anlamlandıramasak bile ve normal dahi görsek, işte kaybettim ve bunu açtım gibi görsek dahi, hatta öyle de bir kitap var değil mi? Beden asla yalan söylemez. Evet, ya biz beden kayıt tutar. Evet ve dolayısıyla bedeni dinlediğimizde, bedenimizi dinlediğimizde aslında onun peşinden gittiğimizde belki bunun kronik bir yasma olduğunu veya bir şeylerin bu noktada sağlıklı ilerlemediğini de anlayabiliriz diyebiliriz. Yani biz de aslında çocuklar gibi bedenselleştiriyoruz, evet, dediniz. Bilmiyorum, belki orayı biraz daha açabiliriz. Ne tür mesela bedensel tepkiler? Reflü, migren, başka neler ekleyebilirsiniz? Kronikleşen işte sırt ağrıları olabilir, işte baş ağrıları olabilir, bir türlü dinmeyen ve çok anlamı olmayan ve bunlarla ilgili genellikle de hastaneye gidilir, çeşitli testler yapılır, röntgenler vesaire, hiçbir şey çıkmaz örneğin. Aslında bu bize şeyi çok net söyler, yani bu aslında ruhsal yapıyla ilgili ya da yaşadıklarımızı anlamlandırmakla ve sindirmekle ilgili olduğunu gösterebilir bize. Hı hı. Aslında komplike yas türlerine de biraz değinmeyi önemsiyorum ben, hı hı, bu noktada. Sizinle konuşurken benim de aklıma geldi. 4 tip komplike yas türü görüyoruz. Bir tanesi kronik yas. Yani süresi uzamış, cenazenin üzerinden yıllar geçmiş ama hala dün vefat etmişçesine bir tepki. Hatta şimdi bir filmde görmüştüm bu sahneyi. Annesi yaklaşık 20-22 yıl önce vefat ediyor. Ama kardeşini annesinin mezarına gönderiyor ve her yıl ölüm yıl dönümünde annesinin mezarından bir taş alıyor ve o taşı eve getiriyor, onu yıkıyor. O taşlardan küçük bir mezar yapmış evde kendine, bir kutunun içine ve onları saklıyor. Şimdi mesela bu kronik yasa örnek. Ya da işte kronik yas yine bu yıl dönümlerinde aşırı tepkilerle karakterizedir. Yani kendini yerlere atar, hastanelik olur. 20 yıl geçmiş, 20 yılda her ölüm gününde hastanelik oluyorsak orada bir durup düşünmemiz gerekiyor. Yani bu bize psikopatolojik yası düşündürür. Keza bir diğer ikinci yas türüne baktığımızda da gecikmiş yas. Şimdi burada da işte ölüm esnasında onu yaşayamaz kişi. Bir gün böyle bir filme gider, bir dizi izler. Birden ağlama krizine girer. Ne olduğunu bilmez. Özellikle bu Titanic filminin gemi batma sahnesinde böyle bir yıkılır herkes falan. Birçok filmde de var. Aslında oradaki o kayıpla birlikte kendi kayıp repertuarı tetikleniyor kişinin. O yüzden ağlama krizine giriyor. Üçüncü kronik yas tipine baktığımızda da abartılmış yas tepkilerini görüyoruz. Yani burada da işte evet 40 gün, bir seneye kadar belki normal bunları yaşamak ama vefat olmuş, 1 yıl olmuş, 2 yıl olmuş. Kronik yastan farklı olarak işte panik atak, depresyon, anksiyete gibi bir takım psikopatolojik sıkıntılar ya da bedene kusma durumu. Yani işte reflü, irritable bağırsak sendromu, zona, kurdeşen, egzamalar gibi bilemiyoruz. Hani bazen bunların psikolojik sebebe de bağlı olabiliyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Doktora gidiyor kişi, diyor ki hiçbir şeyiniz yok. Psikolojik. Sonra psikoloğa geliyor. Ondan sonra bunun yasa bağlı olduğu ortaya çıkıyor. Son psikopatolojik yas türüne baktığımızda da maskelenmiş yas. Bu pek kolay kolay böyle kişinin kendi fark edebileceği bir şey değil. Bu daha çok bir davranışın arkasına gizlenmiş ve kişinin günlük yaşamda fonksiyonelliğini tehdit eden bir davranışla ortaya çıkar. İşte çöp toplayıcılık, biriktiricilik. Yani diyor ki kişi, biliyorum bu bana iyi gelmiyor ama bunu yapmadan duramıyorum, kendime karşı koyamıyorum. Ya da işte kendi saçını, kirpiklerini yolma, tırnaklarını koparmadan duramama. Yani ben bir şey yapıyorum ama bunu yapmadan da duramıyorum gibi. Veya bunlar bir periyodik seyir izler. İşte mesela atıyorum şu zamanlarda artar, bu zamanlarda azalır gibi. Kişinin açıklayamadığı, neden yaptığını bilmediği, aslında çok da memnun olmadığı ama bir yandan da karşı koyamadığı davranışlar varsa o da bize bir maskelenmiş yası düşündürür. Acaba bir kaybı kişi o yasının ilk dönemindeki uyuşma hali gibi başka bir davranışla kendini uyuşturarak devam ediyor mu diye düşünürüz. Bu pek kişinin kendi kendine tespit edebileceği bir durum değil. Genelde klinikte tespit edilen bir durum diye de altını çizelim. Şimdi psikopatolojik yasa değindik ama biraz ümit var da olalım değil mi? Hep öyle umutsuz şeylerden bahsetmeyelim. Hayatı yeniden yapılandırma ve geleceğe yönelik umut inşa edebilmek için bu tek ebeveyn, eşini kaybetmiş ebeveyn neler yapabilir Cihan Bey? Önceki bölümde de belirttiğimiz gibi aslında ölüm hayatın bir gerçeği ve yani doğduğumuz andan itibaren aslında hani ölmek kaderiyle birlikte yazılmış oluyoruz. Dolayısıyla aslında bu ölümle de bizim ne kadar barışık olduğumuza da bağlantılı bir şey olabiliyor. Ama şu var, evet tek ebeveynli kalmak ve işte eşini yitirmek burada bu durumu zorlaştıran faktör olmasına rağmen aslında kişi bunun üstesinden gelebilecek kaynaklara sahiptir. Ama bunu yaşarken o anki güçsüzlük, çaresizlik, ümitsizlik gibi duyguların perdesinde yaşarken bu güce erişemez ve fark edemez buradaki kaynağını. Dolayısıyla bunlara eğildiğinde ve bunlara döndüğünde aslında yapabilir olduğunu ve gerçekleştirebilir olduğunu görür. Çünkü en nihayetinde oradaki bu süreci aşacak kişi de, oradaki çocuklara annelik ya da babalık yapacak kişi de kendisidir. Kendisi ne kadar bu anlamda güçlendirir ve farkında olursa bu süreçte o kadar daha sağlıklı ilerler. Kesinlikle. Siz neler eklemek istersiniz Ayşegül Hanım? Benim de önerim şu olabilir. Artık yaşanan krizler, kriz olsun veya olmasın, destek grupları çok fazla var her yerde. Yani bunun araştırılmasına gidildiğinde destek gruplarına girilmesini tavsiye ederim. Çünkü böyle durumlarda muhakkak bizden önde insanlar var ve onların geçecek, bu da geçecek, bak ben de yaşadım. Sadece şu geçecek lafını duymak bile, yani o zaman anlaşıldığımızı hissediyoruz. Çünkü bunu yaşamayan insanlar, hani şöyle bir laf vardır, acı uğradığı kapıya has. Yaşamayan insanlar evet bize telkinler, öneriler de verirler ama biliriz, anlamaz o. Hani derler ya, bir yaşa da gör bakalım. Ama bunu yaşayan destek gruplarında olduğumuzda evet o da yaşamış, biliyor. Beni şu an ondan daha iyi kimse anlamaz. O yüzden böyle durumlar, bunun için bir yas olmasına da gerek yok. Yani bir kriz anında destek grubu arayışında olmak her zaman süreci daha güzel atlatmak yarar aslında. Kesinlikle. Siz bunları söylerken benim de aklıma geldi. Burada dönüp seyircilerimize söylemek istiyorum. Meşhur Nietzsche'nin sözü. Sizi öldürmeyen şey sizi güçlendirir. Dolayısıyla hayatımızda istemediğimiz şeyler başımıza gelebilir. Önemli olan bu acıya karşı aldığımız tavırdır. Çünkü olduğumuz yer ile olacağımız yer arasında daima bir gerilim olacaktır. Önemli olan bu gerilim karşısında bizim verdiğimiz cevaplardır ve yaşadığımız acılar ancak bir bütünün parçası olduğunda anlamı bulur. Tıpkı acı biberin Adana kebabın içine girdiğinde çok lezzetli olması gibi. Dolayısıyla acılara karşı aldığımız tavır, onu hangi bütünün içinde anlamlandırdığımızda çok büyük rol oynuyor. O yüzden aslında hayatın anlamını inşa etmeye de acılarımızla başlıyoruz diyerek de altını çizmiş olalım. Şimdi ölüm konusundan ve umuttan bahsettik ama bir diğer tek ebeveynli aile tipine yine değinelim. Son dakikalarımıza yaklaşıyoruz. Yer verelim istiyorum. Bazen de bir iş sebebiyle işte baba akademisyen bir burs alıyor ya da işte TÜBİTAK desteğiyle yurt dışına gönderiliyor birkaç yıl. Anne çocuklarla burada kalıyor veya tersi. Nadir de olsa kadınların da burs alıp yurt dışına gittiği, babanın çocuklarla kaldığı ailelerde var. Ya da bir kronik hastalık, aniden baba ya da anne kanser olabiliyor. Buna bağlı işte bir diğer ebeveyn hastanede kalıyor, eve gelemiyor ve bu süreçte öbür ebeveyn tek kalıyor. Ya da cezai bir durum, yani bazen fikir suçlarından hapse atılabiliyor. Hani illa bir cinayet işlemekten bahsetmiyoruz. Ani bir şey gelişebilir. Bu durumda ebeveyn yine tek kalıyor. Bu tür durumlarda ebeveyn ne tür zorluklar yaşamaktadır Cihan Hocam? Şimdi burada hem boşanmayı hem ölümü konuştuk. Ölümden kaynaklı tek ebeveynlik durumunu konuştuk. Burası nispeten bir tık daha en azından hani geri gelme ihtimali daha yüksek olan bir durum. Belki kanseri ve bu tip hastalıkları geri tutabiliriz. Burada yine hani bunun neyden kaynaklandığını söylemek lazım. Yani cezai şeylerden bahsettiniz, ayrı kalmaktan bahsettiniz. Ne olduğunu aslında orada anlatabilmek, ifade edebilmek çocuğa çok önemli. Çünkü biz yani yetişkin olarak da böyle, çocuk olarak da böyle. Aslında bizim mücadele edemediğimiz ve boyumuzu aşan şey belirsizlik hali. Bir şey belirli hale geldiğinde artık aslında onu aşabilir hale gelme ihtimalimiz de artıyor. Hatta belki haberlerde falan çok duyarsınız bu tür röportajlarda. İşte kişi çocuğunu kaybolur ya da işte oğlundan haber alamaz uzun yıllardır ve şunu der. Oğlum çıksın gelsin demez mesela. Ya şurada bir mezar taşı olsaydı da en azından yerini bilseydim der. Çünkü o belirlilik bizim hem aradığımız ve hem de ihtiyacımız olan bir şey. O yüzden burada neyden kaynaklı olduğunu hani ifade etmek bu anlamda çocuğa önemli. Kesinlikle, yani yaşına göre onu açıklamak. Evet. Özellikle cezaevi gibi durumlarda çocuğa söylemiyorlar cezaevinde olduğunu. Aslında bu yalan söylemek her zaman çocukla ilişkimizi de bozuyor. Çünkü düşünsenize, en güvendiğiniz kişi ebeveyniniz ama size yalan söylüyor. Ve siz bunu yıllar sonra öğreniyorsunuz. Mesela evlatlık verilme durumu da var. Birazdan ona da değineceğim. Yani evlatlık veriliyor ama bunu 14-15 yaşında öğreniyor kişi. Ne yani, şimdi bu benim gerçek annem babam değil mi? Niye bunu benden gizlediniz gibi çok büyük bir hayal kırıklığına yol açıyor. Dolayısıyla her zaman dürüstlük diyoruz. Önemli olan bilgiyi ne kadar sunduğumuz. Evet, bilginin hepsini sunmayabiliriz, yaşına göre sunmalıyız ama yalandan kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Peki bir çocuğa ebeveyninin cezaevine girdiğini nasıl söyleyebiliriz? Gerçeği gizlemek zararlıdır dedik ama cezaevine girdi. Nasıl söyleyeceğiz çocuğa bunu yaş grubu özelinde? Cezaevine girdiğini şöyle aslında, eğer ortada ahlaki bir suç yoksa, bir cinayet, işte bir hırsızlık gibi bir suç değilse, dediğiniz gibi fikirle alakalı bir durum olabilir. Ya da istismar falan değilse. Ya da işte yani çocuğa zarar, yani şöyle, babanın ya da annenin rol model oluşunu engelleyecek bir suç yoksa ortada, olabildiğince dürüst bir şekilde söylemek gerekiyor. Ama öbür türlü bir durum varsa da şöyle aslında, biz yetişkinler de zaman zaman hata yapabiliriz. Annen ya da baban bir hata yaptı, bir kuralı çiğnedi. Bunun için belli bir süre kapalı bir yerde kalması gerekiyor. Bir de Cihan Bey'in söylediği gibi bir belirli bir şeyin olması lazım. Annen ya da baban orada güvende. Sadece bir süre bizden ayrı kalacak. Biz belli bir zaman dilimlerinde onu görebiliriz. Çocuk nedenini sorgulayabilir ama şöyle, çocuğa net ifadeler sunulduğunda ama işte ne yaptı da orada demez. Bir kural vardı, kuralları ihlal etti. Eğer ergen değilse, ergen gruptan önceki dönemde çocuklarla oyun oynanabilir. Bak işte bizim evimizde böyle bir kural vardı ve sen bu kuralı ihlal ettin, ben üzüldüm. İşte biz bir ülke sınırı içinde yaşıyoruz. Tabii yaş grubuna göre bahsediyorum. Bir ülke sınırı içerisinde yaşıyoruz. Annen ya da baban işte bir kuralı ihlal etti. O yüzden belli bir süre bizden ayrı kalması gerekiyor. Cezalandırılıyor denilebilir. Gerçi biz çocuk eğitiminde işte cezaya karşıyız ama işte toplum kurallarını ihlal ettiğimizde bazı kısıtlayıcı durumlarla karşılaşabiliriz demek gerekiyor. Ama bahsettiğim, çocuğun eğer anne ya da babasının rol modelini etkilemeyecek bir suç varsa bu kadar açıklayıcı olmak gerekiyor. Şimdi çocuklar özelinde konuştuk ama kişinin, eşinin gittiği bir durumda, yani gerek cezaevi gerekse eğitim sebebiyle, yani sonuçta eşi biliyor, hala nikah var ortada ve ayrılmak da istemiyor kişi, devam edecek evliliği ama kendini nasıl psikolojik sağlamlığını destekleyecek, kendine nasıl öz şefkat gösterecek? Çünkü çocukların sorumlulukları bir yandan, kendi sorumlulukları bir yandan, bir de kendinin de bir yaz süreci var aslında. Evet. Bir değişim var orada. Yani yarın kalkacak ve eşi cezaevinde ya da eşi yurt dışında. Okula bütün çocukları kendisi götürecek. Dolayısıyla bütün bunların altında ebeveyn ezilirken kendine nasıl destek verebilir? Aslında burada bizde çok bir tabir var. İşte kuyruğu dik tutmak gibi. Hani aman kimseden bir şey talep etmeyelim. Kimseden, ki bizim biraz kültürümüz böyle. Yani çok talep etme üzerine değil. Ama burada dış destek çok rahatlıkla alınabilir ve bu hakkı da olabilir aslında kişinin. Yani kişi anne babasından destek alabilir veya yakınlarından destek alabilir. Bu bir şey değil, ayıp değil, bir şey değil, eksik ebeveynlik ya da işte bu durumla baş edemediğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü orada bir ebeveynin yokluğu var. Ve o süre ve geçici bir süreden bahsediyoruz en azından bu konuştuğumuz kısımda. Yani burada çok rahatlıkla destek alınabilir. Dış destekten çekinmemek, talep etmek, ihtiyaçları fark etmek öncelikle. Çünkü o da önemli. Çoğunlukla da fark etmiyoruz orada. Yani o kuyruğu dik tutmak aslında bizim için bir çok erken dönemde öğrendiğimiz bir şey oluyor. Ve ben bunu halledebilirim. Yani böyle sanki her şeyin üstesinden gelebilecek tüm güçlü gibi hissediyoruz ama aslında hayat öyle değil. O zaman da bir yıkım oluyor. Yani üzerinden, işin içinden çıkamadığımızda bu sefer çocuklara doğru dönen belki bir öfke ya da kızgınlık dalgası gelebiliyor. Çünkü kendimizi erteliyoruz. Evet. Kendimizi erteleyemeyiz ki. Sonuçta bizim de karnımız acıkacak, bizim de uykumuz gelecek. Özellikle ilk bu bebek olduğunda, annelerle osalık döneminde o uykusuzlukla birlikte böyle gerçek mi acaba, hayalde miyim bir bunalımını yaşar ilk 40 gün anneler özellikle. Ve ilk 10 günde bunların hepsi çok normaldir bu arada, 40 gün hatta. Dolayısıyla o anda yani evet, ben şu anda bir şey yaşıyorum ve bu beni gerçekten zorluyor. Ve bunu ifade edebileceği, özellikle kadınlar özelinde sosyal destek. Yani belki annesi, bazen anne de olmayabilir. Çünkü şöyle bir tepki de gelebilir. Sen seçtin o adamla evlenmeyi, biz mi seni verdik sanki gibi bir tepki aldığında kişi bu sefer söyleyeceğine bin pişman olup kendi annesini teselli ederken kendisini buluyor. Ya da erkekler. Yani ne? Şimdi eşin yurt dışına gitmiş, biz mi sana gönder dedik? Ya da yani bir erkek için kadının cezaevine düştüğü bir durumu açıklaması bir erkek için de çok etiketlenen ve zorlayıcı bir durum. Yani ne verirler tepki? Kimseyle konuşmaz. Çünkü düşünür ki niye kadını hapse atmışlar, ne yapmış acaba bu kadın falan gibi, böyle bir etiketlenme yaşayacak muhtemelen. Dolayısıyla öncelikle bu sosyal etiketlenmeyi azaltmak için bu tür programlarla bilinçlenmeyi destekliyoruz. Çünkü bunlar bir durum, herkesin başına gelebilir. Eskilerin bir sözü var ya, insan olan başa her şey gelir. Bilemeyiz ki başımıza neyin geleceğini. Ama önemli olan başımıza gelenle ne yaptığımız. Şimdi son olarak 4. tek ebeveynli aile tipimiz var. Ona da değinmek istiyorum. Bekar olup evlat edinme sonucu oluşan tek ebeveynli aile olabiliyor. Bazen de şöyle oluyor. Evliler, işte akrabalarından biri sözleşiyor, diyor ki bizim çocuğumuz olsun sana verelim. Veriyorlar onu. Sonra onlar boşanıyorlar hasbelkader. Hem boşanma sonucu hem evlatlık edinme sonucu tek ebeveynli aile gibi oluyor. Yani birbirlerinin fonksiyonları doğmuş oluyor aslında bu aile türlerinin diyelim. Mesele evlat edinme, aslında oraya değinmek istiyorum. Evlat edinilen bir çocuk ve ebeveyn arasında yaşanabilecek potansiyel zorluklar nelerdir Ayşegül Hanım? Bir kere ciddi anlamda bağlanma sorunu yaşanır. Çünkü biz kendi biyolojik olarak doğurduğumuz çocukla daha anne karnında başlıyor bağ kurma durumumuz. Evlat edinme durumu tabii bu yaşa göre de değişiyor. Bebekken mi evlat edinildi, daha çocuk yaşta mı evlat edinildi, bir bağ problemi oluyor. Ama tabii bu ortadan kaldırılamayacak ya da minimum düzey indirilemeyecek bir şey değil. Ama ilk yaşanılan problem bağlanma problemi yaşanıyor. Sonrasında da çocuk artık biraz büyüyüp de, işte büyük bir çocuksa fikirsel anlamda çatışmalar yaşanabiliyor. Yani ilk olarak aklıma gelenler bunlar. Bağlanma ve fikirsel anlamda çatışmalar ve problemler yaşanıyor. Hı hı. Siz neler eklemek istersiniz Cihan Hocam? Çocuk neler yaşıyor, evlat edinilen bir çocuk? Tabii ki yine yaş çok önemli burada. Yani bebekken mi alındığı ya da işte daha sonraki süreçte mi? Hele ki biraz böyle hani anlayabileceği yaşlardaysa bu nasıl söylenecek ve nasıl ifade edilecek ya da bunun işte böyle ergenlik dönemine geldiğinde bunu öğrenmesi aslında çok önemli, çok yıkıcı bir durum oluyor. Yani zeminin altından kayması gibi. Yani bunun böyle çok daha değerlendirilmesi lazım bence. Hassas değerlendirilmesi lazım. Yani bu gerçeği bilmesi nasıl olur? Ki bu bir gerçek aslında baktığımızda. Az evvel ölümü ve diğer şeyleri söylediğimiz gibi, yani hakikat olarak söylediğimiz gibi, bu da önemli bir gerçek. Hı hı. Peki ebeveyn neler yaşıyor evlat edindiğinde? Yani şimdi biz normalde bir çocuk sahibi olduğumuzda 9 aylık bir hazırlık sürecimiz var. Yani aslında bu da bir nimet baktığımızda. Bir günde çocuk sahibi olsak belki gerçekten o lohusalık döneminde hepimiz psikoza girecektik. Herkes istisnasız olarak. Ama belki o 9 aylık süreç bazılarımızı psikoza girmekten alıkoyuyor ve daha tolere edebileceğimiz bir düzeye ulaştırıyor. Hormonal olarak hazırlanıyoruz, süreçte hazırlanıyoruz, duygusal olarak hazırlanıyoruz. Hepsi bir hazırlık süreci aslında. Ama evlat edindiğimizde öyle değil. Gidiyoruz, evlat ediniyoruz ve geliyoruz. Yani ani bir oluş var. Bir onu işlemleme süremiz yok. Dolayısıyla bir ebeveyn evlat edindiğinde tek ebeveynli aile oluyor sonunda tabii. Ne hissediyor o ebeveynin duygu dünyası nasıl? Şöyle, aslında bu biraz bireysel anlamda cevap. Çünkü kişiyi tanımadan çok yorum yapabileceğimiz bir konu değil ama genel anlamda bakıldığında evet, bir hazırlık süreci olmadan aslında belki de çok arzuladığı bir şey. Bütün hayatı boyunca anne olmayı, baba olmayı arzu etti. Ve bir anda bir çocuk geliyor. Daha küçük bebek üstünden değerlendireceğim. Çocuk üstünden değil ama işte bir hazırlık süreci yok ve bir anda hazırlık süreci sadece gidip gelmeler, olacak mı olmayacak mı hazırlıkları. Ve bir anda bir çocuk geliyor, bir bebek geliyor. Uykusuz geceler, işte bir de hormonal olarak yüklenmemiş bir şey var. Yani hani vardır ya, o işte ilk annelik olduğunda içgüdüsel olarak işte uyumamalıyım, işte ona sürekli onunla ilgilenmeliyim. Bir yerden sonra şunu fark ediyoruz. Aslında anne çocuğu, siz de dediniz, anne çocuğunun terapisti oluyor. Her hareketinden anlıyor. Ama belli bir süreç yaşamadan bir anda bir çocuğu aldığında çok fazla istediği bir şey aslında ama kriz diyorum buna. Çocukla bir araya geldiğinde bu sefer ben ne yaptım ya? Acaba doğru mu yaptım? Çünkü karnımızda taşıdığımız bir çocuğa çok fazla ben ne yaptım, doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diyemiyoruz. Çünkü alışıyoruz o sürece. Ama evlat edindiğimiz çocuk için ben ne yaptım, niye bu kadar çok istedim ama aslında ben bakamıyorum, uykusuzluğa dayanamıyorum ya da onu anlamıyorum. İşte benden iyi bir anne olmaz aslında. Aslında bunu her aşamada söylüyoruz ama evlat edinme döneminde çok daha fazla söylüyoruz. Bunları bir de söylersek yargılanabiliriz. Bir de hukuki boyutu da var yani. Tabii. Bunu biriyle paylaştığınızda o zaman neden evlat edindiniz gibi bir yargılama da var yani. Edinmeyebilirdiniz o zaman diye. Ve bastırılan bir yas süreci var aslında farkındaysanız. Yani tıpkı düşük ve ölü doğumda olduğu gibi. Sanki saç yeniden çıkacak gibi düşük yapmış bir anneye diyoruz ki yenisi olur. Yenisi olur diye bir şey yok. O bir ruhtu ve canlıydı. O gitti. Onun yerine gelmeyecek başkası. Gelen bir başkası olacak. O çocuk olmayacak. Dolayısıyla orada bastırılan bir duygu var farkındaysanız. Siz de ifade ettiğiniz gibi. Siz neler eklemek istersiniz Cihan Bey? Ben de aynı şekilde siz bunu hani anlatırken o annenin ya da işte babanın yaşadığı zorlantı. Çünkü biyolojik olarak hakikaten bir hazırlık evresiyle geliyor. Ve daha dayanıklı oluyoruz. Her ne kadar böyle bazen çok zorlansak da fakat o dayanıklılık geliyor. Burada hani o biyolojik desteğin bir eksikliği var. Ve bir noktada aslında suçluluğa da evrilebilir bu. Yani yetersizliğe evrilebilir. Acaba yani onun hayatını mahvediyorum. Başka bir aileye gitseydi daha iyi bir hayatım olacaktı. Belki kendimizle aldığımız kararı sorgular hale gelebiliyoruz bir sürede. Aslında çok böyle çatışmalı da olabilir kendi içimizde. Hı hı. Dolayısıyla tüm detaylarını değerlendirmek gerekir. Evet. Yani evlat edindikten sonraki süreçte de psikolojik desteğe ihtiyacımız olabilir ve bu anormal değillerin altını çizmek gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Cihan Bey. Biz çok teşekkürler sizin de Ayşegül Hanım. Ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyenler, bugün tek ebeveynli aileleri işledik. Boşanma sonucu oluşan tek ebeveynli aileler, bir ebeveynin vefatıyla ortaya çıkan tek ebeveynli aileler, eğitim, cezai sebep gibi geçici sebeplerle ayrılan ama nikahın devam ettiği hala birbirlerinden mesafe olarak ayrı olan tek ebeveynli aileler ve son olarak da evlat edinme sonucu oluşan tek ebeveynli aileleri bütün detaylarıyla ele aldık. Her bir ailenin yaşadığı psikolojik zorlanmaları hem ebeveynler hem de çocuklar özelinde tüm detaylarıyla masaya yatırdık. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.